Ya Malatya bulunmaz eşin. Haydi Malatyalı erten bize getir kayısıları. Bu aradaki paylaşımla Türkiye'ye bir göstermek istiyorum. Bu arada Nihat Uğurlu benim sevgili ortağım kardeşim diyor ki Sivas Spor'la beraber gelsinler inşallah diyor. Nihat'a da buradan son sevgiler. Sivas'a da sevgiler son selamlar. Sivas'ta Sivas Malatya. Sivas Malatya maçı çok kritik bir maç. Son Sivas maç. Spor için Malatya Spor için. Yeni Malatya'ya bundan sonra bir puan yetiyor. Bu arada Oktay Kaynarca abimiz de Malatyalı, ona da buradan sevgiler selamlar. O da izliyormuş, Oktay abi de izliyormuş. Oktay Kaynarca Hızır Reis. Hızır Reis'e buradan sevgiler. O da Malatyalı. İnşallah şampiyonluk kutlamasına Hızır Reis'le beraber gideriz. Oktay izliyormuş. İzliyormuş evet. Bey bak bak gel bana be. Ne oynuyorsun be kardeşim? Oktay büyük oyuncu ya. Ne oynuyorsun be? Malatya Spor gibi oynuyor. Malatya Spor gibi oynuyor. Barcelona gibi oynuyorsun Oktay be. İyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Senle beraber. Şeyi Tarık Hoca'yı söylemiyorum. Tarık abi hayır ama sen ne oynuyorsun be kardeşim be? Gözlerimizi alamıyoruz. Tebrik ediyorum. Deniz ediyoruz. De iyi. Deniz harika de bir dizi. Çok iyi oynuyorlar. Sözler, o sözleri yazıyorlar. Sordum Tarık abi, hiç ilave yapıyor musunuz siz dedim bu konuşmalar. Hayır dedi. Raci Şaşmaz'la aynı şekilde Bahadır yazıyorlar. Ama harika bir dizi. Tebrik ediyorum. Bahadır salı akşamları mi? Aşağıya Bahadır şey salı akşamları hiçbir yerde olmam. Direkt herkes bilir beni. Evde otururum. Eşkıya'yı seyrederim abi. Eşkıya Dünya'ya. Çok güzel dizi. Yüreğinize sağlık. Haftada 3 gün falan olsa da seyrederim biliyor musun? Sinan abiciğim çok özür dilerim. Şu Oktay anda Malatya Spor, mu? Adana Spor, Adana deplasmanından Malatya'ya doğru gidiyor otobüs. Seyir halinde bütün takım bizi seyrediyor şu anda. Tebrik ediyorum çocuklar. İrfan Boz ve bütün takıma. İrfan Hoca'yı da. İrfan Hoca bizim Bursalı değil mi? Evet evet. İrfan Hoca'yı da bütün takımı verin. Hoş geldiniz Süper Lig'e aslanlar. Hoş geldiniz. Kayısı yollayın. Kayısı yollayın. Kayısı istiyoruz. Kayısı istiyoruz. Kayısı yollayın. Ankara Gücü'nü kutluyorum. Sinan'la bugün biz Ankara Gücü belgeseli çekiliyor. Belgeseline. Belgeselinde biz de röportaj verdik. Taraftar dinlesin. Evet. Ankara Gücü taraftarı dinleyin. Bak sizin için neler söyledik. Ankara Gücü taraftarı. Dinleyin Ankara Gücü taraftarı. Tekrar layık olduğunuz yer PTT birincilik de değildir. Süper Lig'e kadar bekliyoruz Ankara gelir, Gücü. Gelir zaten seneye gelir. Şanlı Ankara Gücü. Kulluyuz, güçlüyüz, Ankara Gücü. Bu arada Kızılay Genel Başkanımız Sayın Doktor Kerem Kınık. Beyefendi. Aa, ne diyor? Evet, yazmış. Kaysımız mişmiş. Malatya lige gelmiş. Sefa gelmiş. Hoş gelmiş. Malatyalı olarak gurur duyuyor. Kızılay başkanımız mı? Kızılay genel başkanımız. Ya bir dakika beyler. Ben bir buradan selamlar, saygılar Kerem Bey. Bakın çok erken dillendirdik. Ben 2 puana ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. 2 hocam. Bu hafta kazanır biter. Abi kazanır diye bir şey yok bu ligde. Allah. Bir de yeteneğimizi bizi uğursuz ilan ederler. Yok, yok. Ertem bir daha Malatya'ya giremez. Ertem girerse bir daha ikinci Malatya olayları çıkar. Tövbe estağfurullah. Yok. Allah korusun. Yok, yok, yok. Hocam, Malatya'ya, yeni Malatya'ya, Battal Gazi'ye, eski Malatya'ya selamlar. Abiler, evet Sinan abinin gönderdiler Malatya olayları çıkarttı. Sinan abinin volesini bir görelim. Bu arada sevgili seyirciler. Bu arada şunu belirteyim. Ertem bakalım bak ne. Volede Beyaz Futbol kanalı açık. Teşekkür ederim alayım hocam. Buyur kardeşim. Volede Beyaz Futbol kanalı açık. Orada tribün sayfamız var. Beyaz Futbol kanalından bize yazabilirsiniz Volede. Sevgili Beşiktaşlar, 15 sevgili Beşiktaşlar, 15 bin beğeni. Voledeki son paylaşımım dünce. Bu. Bugün öğlen saatlerinde bu paylaşımı yaptım. Rasim yorumun nedir Voledeki bu paylaşıma? Valla ben istiyorum. Ben destekliyorum. Ben açık konuşuyorum. Eyyam yapmayı sevmem. Beşiktaş'ın bu sene şampiyon olmasını istiyorum. Ama daha yaratıcı bir şey değil mi bak? Yaratıcı. Çok yaratıcı bak yani görüyor musun? Hocam. Yalnız karganın tipi bu ne bu karga mı? Ümit Özat'ın uyarısına dikkat etmek. Bir dairiyetten bir şey söylüyorum. Sevgili Beşiktaşlar, Ümit Özat'a biraz şey yapıyorsunuz. Ümit Özat kimseyi tanımaz. Çıkar bu haftada Başakşehir. Yok kendi aynen. Tabii. Kralını aynen. Tanımaz. Kralını tanımaz. Benim kardeşim kralını tanımaz. Duygusunu söyledi. Duygusunu ifade etti. Göreceksiniz. Bak bir şey söyleyeyim. Kralını musun? Tanımaz. Ümit Özat'ın, babasını tanımaz. Ümit Özat'ın nasıl bir manyak olduğunu. Babasını tanımaz. Anlatma maçı, birazdan bağlanacak. Olsun söyleyeyim de bir bağlanıyor. Bu gece maçı bağlanacak. Kazanmak için o gün Başakşehir'i. Ümit bir manyak mı? Hayatını koyacak. Umurunda değil. Hava ya yapmak için yapacak bir şey hocam ya. Ümit bu ya. Antrenörlük kariyeri ne demek ya? Başakşehir'in şampiyonu olacak adam olacak. Kim şampiyon olmuş? Beşiktaş da bugün oynasa aynısını. Fark Ümit için. Nasıl bastı Beşiktaş'a? 45 dakika dayandı sonra bir defans hatası ilk golü verdi. Hocam Ümit ben için ben yüreğim acıdı. Baktım Ümit'i şöyle değerlendiriyorlar. Bir gördüm sosyal medyada falan. Nasıl değerli? Ne oluyor? Hani işte dün akşam sana bir şey söylemiş ya. Ya şöyle diyor şu dedi. Kardeşim dedi bu puan kayıpları iyi değil. Denizli kokusunu alıyorum. Çok önemli. Peki bir şey söyleyeceğim. Beşiktaşlar mı saldırıyor? Evet, Beşiktaş kendine baksın. 8 yiyordu az kalsın geçen hafta. Orada 3'te kaldı maç. Nereden 8 yiyor? Başakşehir'den. Ya bırak hocam sen de. Aynı Başakşehir. Nereden 8 yiyor? Nereye yiyor? Galatasaray'a 4 attı.
Beşiktaş'a 3 attı. Yanlış mı söylüyorum? Hocam çok doğru. Önemli bir mesaj geldi şu neymiş? An. Sinan abim ben de sizi izliyorum. Muhteşemsin. Hepinizi öpüyorum. Dinçer Azam. Tahir Sarıkaya. Evet Tahir Sarıkaya şampiyon Beşiktaş olacak diyor. Tahir de Malatyalı. Tahir cumartesi pazar sabahları izlenme rekorları kırıyor. Tahir'in Malatya'da çok arkadaşları vardır. Sabahları var muhteşem. Abi. Helal olsun Tahir. Tahir'in Malatya'da çok arkadaşı var. Tahir Malatyalı, büyük geçen Malatyalı Tahir Sarıkaya. Geçen gün beni Malatyalı arkadaşlarının yanına Malatyalı getirdi. Tahir Sarıkaya. Hem de Malatya'nın ileri gelenlerini Tahir yanına getirdi. Tahir'le Malatyalı mı? Tahir Hereli. Tahir her yer. Fakat Tahir Doğu Perinçek'in partisine hocam kayıt yaptırdı. Kayıt yaptırdı, müthiş bir söyleşi yaptı. Sonra da partiye kayıt yap. Olabilir, olabilir. Adama saygı duyalım yani. Olabilir. Evet, Malatyalı bu arada sohbet sayfamız. Hocam Dinçer nereli? Tahmin et. Biliyorum nereli olduğunu. Söyleyeceğim. Adana. Gümüşhane, Bayburt. Bayburt. Bayburt'tu biliyorum, Bayburt'tu. Biliyorum. Bayburt. Dinçer'in babasıyla ben tanıştım. Tuncay abi. 8-10 sene önce. Sendikacı. Dinçer Azapan. Hazırlan kardeşim. Galatasaray'ın istikbali. Yönetim anlamında. Sen ve senin gibi genç adamlardı. Belki ilk etapta başınıza Malatya'nın neresindensin? Merkezsiniz. İşler iyi gitmiyor. Hazır olun. Merkez Şeftalicioğulları. Dinçer hocam başkan mı oluyor, yönetici mi yapıyorsun? İlk etapta bir abi tipindeki bir adamla şey ve Dinçer'in derhal futbol şube sorumlusunun başına geçmesi lazım. Abdurrahim Albayrak dedim, bunlar artık yaşlar ilerliyor. Ben 5 sene 3 seneden sonrasını konuşuyorum. Ben geleceğin Galatasaray'ını dizayn eden vesayete karşı çıkan bir dizayn eden akıl üst akıl Dinçer Azapa. Bak tekrar söylüyorum. Galatasaray'ın belki de geleceğini dizayn eden vesayetin kontrolünden üst çıkmış akıl. Belki de bir üst akılın basın sözcüsüyüm. Olamaz mı? Olur. Öyleyim demiyorum. Belki de öyleyim. Fotoğraf verelim. Belki de ben deliyim diyorsun. O da olabilir. Sevgili seyirciler, Deri Futbol Kulübü etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Tweetlerinizi ve fotoğraflarınızı bekliyoruz. Bu akşam bütün Malatyalıların aldım hocam. Bütün Malatyalıların tweetlerini bekliyoruz. Bu akşam Malatya bizi zirveye çıkarmalı. Sayın Başkan Ahmet Çakır da otobüsteymiş. Belediye Başkanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır. Size saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Sizi çok seviyoruz. İyi yolculuklar. Bir kere daha verelim müziği. Sayın Ahmet Çakır. Rasim çok güzel söylüyorsun. Ahmet Çakır çok bana yakın. Hep sana bakıyorum. Benim çakır. Mardin çok güzel. Mardin'e davetli misiniz? Ya, tabii. Konferans ne yapacaksınız mı? Orada? Hayır. Sayın Vali. Eski Kırklareli Valisi'yle tanıştım. Evet. Dünya güzeli bir devlet adamı. Böyle bir harika adam olmaz. Yani insan müthiş olarak da vali. Halk böyle seviyor. Çok mütevazi. Güzel. Mardin işte, müthiş bir yer ya. Rica etti, gelir misiniz dedi. Tamam Sayın Valim. Senin ricanı, sizin ricanı bizim için. Hocam şeydir, eğer 17 Mayıs'ta işim yoksa kesin ben de Mardin'deyim. 17 Mayıs bak. Özel Mayıs. Kalem. Mardin'e özel kalem kardeşim. Dur bir beyefendi. Şey oldu. Vali. Belki Rasim'in gelme ihtimali, ona göre biletleri organize edin ilave olarak. Burada bir şey söyleyeceğim. Bir misafirimiz var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır Bey telefon attığımızda. Sayın Başkan, Sayın Başkanım iyi geceler. Hoş geldiniz yayınımıza. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Nasılsınız başkanım, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyiz. Şu an gayet iyiyiz. Mutlu bir gündeyiz. Sonuç bizi mutlu etti. Yoldayız, yolda dönüyoruz. Allah kolaylıklar versin, yolunuz açık olsun. Sayın Başkanım, maddi manevi... Her daim Malatya'nın yanında oldunuz, Yeni Malatya Spor'un. Sizi de biliyoruz bu konuda. Duygularınız zaten ses sonunuza da yansımış. Nasıl, takımın durumu nasıl şu anda? Yani takım gayet iyi. Bugün de tabii sizler çok daha yakinen takip ediyorsunuz. Güzel bir futbolda oynadılar. Evet. Kentte büyük bir sevinç var. Herkes sokağa dökülmüş, bütün futbol severler. Neticede geçen hafta üzülmüştük ama yani futbolun tabii... güzelliklerinden bir tanesi bu. Ama Malatya hak ediyor. Hem şehir olarak hak ediyor. Hem de bu seneki göstermiş olduğu başarı grafiğiyle oynamış olduğu futbolda söyledik ki hak ediyoruz inşallah. Bir Anadolu takımında kalıcı, güçlü bir takım inşallah Süper Lig'imize gelmiş olur. Tabii ben size teşekkür ediyorum. Zaman zaman birinciliklere konu etmeniz, Sinan Bey sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Anadolu takımlarını da zaman zaman değerlendirmeniz aslında her futbolu olan ilgi ve dikkati çekme anlamında da çok katkı sağlıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Bu arada bütün Malatya şu anda o Kışla Caddesi'nden Orduzu'ya, Sıtmapınar'a, her yer herkesin elinde, herkes dışarıda şampiyonluk kutlaması yapıyor. Gerçi biraz erken ama herkes sokaklarda ve ellerinde cep telefonlarında tabletlerde Beyaz Futbolu seyrediyor bütün Malatya. Evet, doğru. Sayın Başkan. Eyvallah, çok teşekkür ederim sizlere göstermiş olduğunuz ilgilerden, Malatya'ya, ligimize, takımımıza. Estağfurullah. Desteğinizden sizlere teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben de Sayın Başkanım, ben de Malatyalıyım, kan çekiyor tabii. Biraz da ondan. Sayın Başkan, ben Rasim Ozan.
Sayın Başkan, ben Rasim Ozan, tebrik ediyorum sizi. Rasim Bey, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Ben sizin programda olduğunuzu arabada olduğum için fark ettim. Estağfurullah. Estağfurullah. Başkan, tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Kaç sene sonra şimdi Malatya ya, birinci lige, süper lige dönüyor? Ya, i̇nşallah. Ufak bir şeyimiz kaldı. Onu da inşallah. Yok yok. Döndü mü? Biz artık oldu bitti. Bu buradan i̇nşallah sonra... Yani yani tabii Allah her şeyi bilir ama yani milyonda bir ihtimal yani bence olmaması. Yani inşallah layık oluruz, kalıcı oluruz inşallah. Kaç sene oldu başkanım? 25 sene oldu mu Malatya? Yani fotoğraf verelim. Bayağı oldu, bir 13 sene falan oldu. Oldu mu? Yani Malatya geldi. Yani, tabii oldu. 2000'li yıllarda bir ara geldi mi? Yukarıda. Yani bir gelip gittik tabii. Bir gelip bir daha. Gelip gitti, evet evet. İnşallah o 3. olduğunuz dönemdeki gibi başarılar olsun. Başkan inşallah Malatya'da. İnşallah kalıcı olacak. Sağlam bir takımımız var. İnşallah. İyi, sağlam. İnşallah. Sayın Başkanım, Ahmet Başkanım. Bir tarafımda Ahmet Çakar, bir tarafımda Ahmet Çakır. Kayısı istiyoruz yani başkanım. Kayısı bekliyoruz. Kayısı. Başkanım göndereceğim. Ahmet Bey'e de selamınızı. Sayın Başkanım, stat ne zaman açılıyor? Stat ne zaman faaliyete giriyor? Stat tamamen bitti. Ufak elektronik işleri, bağlantı elektrik işleri var. Böyle detay işleri var aslında. Federasyona uygun hale getirilecek futbola oynamaya. Çimler yeşerdi. Yani herhalde yani bu sezona yetişmedi aslında, son maç oynamak istiyorduk ama artık yani maç oynanacak. Hayırlısı olsun. Yakın yani inşallah. O stat tıklım tıklım da olacak Sayın Başkanım. Son olarak yani, size yormak istemiyorum. Şampiyonluk kutlamasını hafta içi yaparsanız biz ekip olarak geliyoruz inşallah Sayın Başkanım. İnşallah bekliyoruz, çok mutlu oluruz. Sağ olun çok Sayın Başkanım, iyi yolculuklar. Bütün konuklara iyi akşamlar. Sağ olun efendim, saygılar. Bütün kardeşlerimize sevgiler, bütün selamlar. Malatya'ya selamlar. Bütün Malatya'ya Malatya selamlar. Helal teşekkür olsun ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır çok 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 değerli bir isim. Malatya'ya maddi manevi çok büyük destekler veriyor. Evet, hep beraber çok sağ olsun. Vermeyeceğim. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Dın dın. Gönülleri coşturur ayla güneşin. Ama Malatya'da oldu mu sen yaşayacak mısın? Kenan Işık Malatyalı. Öyle mi? Kenan Işık Malatyalı. Evet sevgili seyirciler, bir teaserımız var. Lütfen dikkatle izleyin. Burada Malatya'ya son kez bir kez daha sevgilerimizi gönderiyoruz. Elazığ'a da gönder. Elazığ. Abi canım Elazığ kardeş memleket. Tweet geldi ya. Elazığ'a, Sivas'a, Gürün'e. Herkese sevgiler. Eskişehir'e. Bak Eskişehir, Eskişehir'den sana sistem ediyorlar. Ama niye ya? Sen bir şey dedin mi Temin? Ben ne dedim? Adam sen bir şey dedin mi Temin? Adam ne yapsın garip? 81 bir ayet sayardı. Temin bir şey dedin mi? Temin bir şey dedin mi sen? Hayır. Hatta şey dedin galiba. Eskişehir'e de yazık oldu dedin. Yazık oldu dedim ya. Eskişehir Spor kaybetti, yazık oldu. Kaybetti. Kazanırsa, Sivas kaybederse Eskişehir Sivas arasında gitmeye gelmeler olacak. Tabii. Tabii tabii. Yani. Anladım. Sen yenilgisine yazık oldu dedin. Eskişehir bak, Sivas ya da Eskişehir ikinci olsun. Sonra içinden birisi de playoff'ta gelsin. Hayır, ben bunu kabul edemem. Ben tarafsızım. Hak eden kazansın. Malatya'yı burada övüyoruz diye. Ben anlamam. Malatya olursa sevinirim. Ama Malatya olsun inşallah dersem Eskişehir Sivas'tan birine haksızlık yapmış oluyorum. Vallahi ben memleketim olarak inşallah. Sen inşallah Malatya gelsin. Ben Ertem, sen haklısın. Ertem, sen Malatyalı olarak haklısın. Yok hocam, yalnız var ya hocam. Ama ben... Öyle program izleniyor ki Şener Şen Malatyalı mı diye bir anda Google'da şey açılmış. Halbuki değil. Evet. Değil. Ama bana geldi her Serhat diye bir arkadaşım ya geldi. Belki kökenini mi söylüyorlar acaba? Malatya dünyaya gelmiş. Tamam doğru. Aha. Doğru. Şener Şen Malatya dünyaya gelmiş. Kim bu? Şener Şen Malatya dünyaya gelmiş. Bak Malatya. Malatya spor atkısı. Evet, bir de Malatya sarı kırmızı olduğu için de bende ayrı bir sempati uyandırır. Tıpkı Galatasaray ve Göztepe gibi Malatya da sarı kırmızıdır. Kayseri'de sarı kırmızı. Abi sarı kırmızı da bende ayrı bir. Şimdi biz bu desteklemeleri arkadaşlar yapıyoruz da. Seviyorum. Şimdi bu desteklemeleri yapıyoruz da hani bir takım falan değil. Yani çıksın. Kim rakipmiş? Bir de Ertem Malatya'da olduğu için. Hani kim ne çekişiyor, kim ne ediyor falan filan değil yani. Biz haftaya Eskişehir çıksın. Eskişehir oldu aynı şekilde yani. Bir de helal olsun deriz. Yani bizim için bak. Sivas çıksın. Sivas dolu. Ben şimdi mesela ben Rasim, yani Rasim dediği için mesela ben de Göztepe'ye, evet Göztepe'ye taraftarından ve çok İzmir'de Göztepe'li kardeşlerim olacak. Göztepe'ye benim de bir sempatim var. Bir de hocası şu an Yılmaz Hoca'yı seviyorum. Başarılı olmasını istiyorum. Göztepe'ye benim de çok sempatim var. Yani mesela Oğulcan da mesela Göztepe'yi çok seviyor. Ben de çok severim. Ben de seviyorum. Bakın Mert Korkmaz, Mert Korkmaz, Hamit Altıntop, Halil Altıntop, Mehmet Topal. Hepsi Malatyalı. Hepsi Malatyalı. Bülent Korkmaz, Mert Korkmaz, Ünal Hamit Altıntop, Halil Altıntop. Hayır. Konya'da. Ve
Mehmet Topal. Kardeşim, ama inan Malatya benim Mehmet Topal. Ya hemşerim diyorum, sen oraya bakıyorsun. Oraya gösteriyorsun. Abi, geldi mi diyorum acaba Mehmet Topal? Şey, sevgili Burak Doğan kardeşime sevgiler selamlar abi, hatırlatmış. Şey, ama şeyden emin misin ya? Kimden? Bülent Korkmaz'dan emin misin? Bülent Korkmaz. Abi canım Malatyalı. Malatyalı. Allah Allah. Evet evet. Bülent Korkmaz Malatyalı. Malatya Malatya. Sergen Yalçın da Malatyalı yazmış bir tanesi. Herkesi. Evet neyse. Sergen Uzaylı. Ha tabi. Sergen Uzaylı. Messi de aynı şeyle. Bilmiyorum, Malatya olasım geldi ha. Malatya olasım geldi abi. Ne hocam zaten sen de var mı? Evet, hocam Fahri ha, Malatyalı. Sen de. Bir Malatyalı Fahri şarkısı koyun. Malatyalı Fahri yazın. Ben YouTube'a. Evet. Sen de her an bir illi olabileceğin var yani. Her an ne an konuşuyor olabilirsin. Her ile göre uyarım. Çünkü bu bütün vilayetler bizim vilayetimiz. Aynen. Çok olabilirsin. Siyasi bir konuşma değil mi? Bu arada sevgili Veysel abi de Malatyalı. Veysel Hayır, Gile. Veysel. Tabii. Veysel Gile bizim Ultra Aslan. Tabii Ultra Aslan. Ultra Aslan. Ultra Aslan. Bizim Malatyalı çıktı. Ultra Aslan'ın müze sevgili Malatyalı. Oğuz da Malatyalı. Dinçer, Dinçer Azaban diyor ki ben her ne kadar bay mutlu olsam da gönlüm içinde, gönül pencerende Malatya'da var. Dinçer Azaban. Herkes Malatyalı mı ya? Hayır ben de bay mutlu Mahvettin ya. Oğlum nasıl geldin buraya? Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Masayı falan devirdin her şeyi ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ya canlar, oğlum deli misiniz? Gelsenize ya. Gönül bence. Diyor ki, Dincer Hanım diyor ki, ben gönül penceresinden anlıyor geçti. Bir yangını külünü ver. Ver yangını külünü. Gönül versene hemen. Gönül penceresinden Malatya geldi geçti. Malatya Malatya. Gönlümü ne? En kalbi duygularımla. Bu adamı kim Malatya'yı sokar? Bütün Malatya halkını. Ne hocam Başakşehir'den mesaj geldi Mustafa Saral'dan. Hocam Nazım Durak arıyor. O Arak Eren konu, o da mı Malatyalı? Nazım mikrofonu yedi. Hocam sen de Malatyalısın? Ben Nazım Durak da hocam. Profesör de Nazım Durak da. Estetik cerrahı. Evet. Hocam inşallah. Bütün Malatya'ya selamlar. Sümer Tilmak da Malatyalı. Rahmetli Sümer Tilmak da Malatyalı. Malatya. Zerrin Özer Malatyalı. Zerrin Özer Malatyalı. Zerrin Özer Malatyalı. Evet. Ya beni çok iyi tanıdığım bir Malatyalı vardı ya. Herhalde ailemden de Malatyalı. Çünkü sayımı anlaşıyor. Ailemin Akbaş nereli? Şimdi gelecek. Gideceğiz zaman Ayrıca Akbaş da benimle Fahri Hemşehir'dir. Var mı hocam Dinçer'den mesaj var mı? Hocam. Şimdilik yok. Olduğu zaman mesaj söyleyeceğim. Hocam git dediler mi Dinçer'i? Dinçer'i patlatın. Instagram'ın patlatın Dinçer Azapan. Şeyi ne onun Instagram'ı? Yonca Evcimik. Yonca Evcimik Malatyalı. Onu bilmiyorum. Onu öyle diyorlar. Asım o Google'a girdi Malatyalı şimdi. Hayır liste geliyor. Aa, Sezgin gelmez Malatyalı. Recai Kutan Malatyalı. Sezgin mi? Recai Kutan. Recai Kutan Malatyalı. Sezgin Malatyalı'mış be. En önemli adamı. Sezgin gelmez Malatyalı. Sezgin gelmez Malatyalı. Yalnız Malatya'dan çıkan. Bir kolu Malatya'dan çıkan. Siz liste geldi Malatya'dan çıkan suikastçı da çok ha. Suikastçı kim bir kolu Malatya'da. Dikkat et Rasim'cim. Rasim'cim. Dikkat et. Neyse. Azapan diyor ki her ne kadar Bayburtlu olsam da Malatya'ya giderken beni de yanınıza alırsanız çok mesut edersiniz. Güzel oldu kutlamalarını. Evet. Ya istiyor adam, ne var bunda, kardeşimiz gelemez mi? Ya ben onu götüremem çünkü suikaste kurban gidiyor. Malatya, Malatya'ya Malatya. Malatya var ya Malatya. Bütün Malatya halkını sokağa davet ediyorum. Malatya'mıza canımız feda. Beydağlarından geliyor otobüs. Beydağlarından geliyor. Malatya canım benim ya, ne güzel Orduzun'un. Püfür püfür rüzgar var ya, Malatya memleketini en çok seven memleketlerden biridir Türkiye'yi. 15 Temmuz gecesi. Adem Gürses Malatyalı. Bir şey söyleyeyim mi? 15 Temmuz gecesi. O sokağa çıkmaları. 15 Temmuz Alevisi Kürdü Türküyle abi, beraber hepsi, inanılmazdı hepsi. Yani. Buradan Malatya'ya selam olsun diyoruz. Hepsi. Evet. bir teaser'ımız var. Adnan Sezgin Malatyalı ya. Evet. Adnan Sezgin Malatyalı teaser, ya. Teaser geliyor. Adnan Sezgin. Teaser geliyor. Ertem. İşin Malatya kısmı bir yana ama saat yarımda. Ne açıklayacaksın yine? Hayrola ya. Niye Beşiktaş kaybetti? Onu mu açıklayacaksın? Bütün detaylarıyla an be an yer ve saat göstererek, koordinat göstererek, enlem boylam göstererek Beşiktaş'ın dün neden kaybettiğini bu gece yarımda açıklayacağım. Buradan
buradan Londra'ya yeğenim Ali'ye çok selamlar. Ali'cim öpüyorum seni. Bu arada Zilan abi, bekliyorum. Ahmet Çalık. Londra'ya Ahmet selamlar. Ahmet Çalık da Malatyalı iş adamı. Ali'cim. He? Ahmet Çalık Malatyalı. Hayırlı olsun. Emin Can Kurtaran Malatyalı değil mi abici? Eski Fenerbahçe başkanı. Tabii. Malatyalı. Malatyalı Emin Can Kurtaran. Bak biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bütün Malatyalılar diyor ki bu akşam sizi TT'de bir yapacağız. Ya bize ya, teşekkür ederim. Önce kendilerini bir yapsınlar beyler. 2 puan falan kaybetmeyin de şunu. Yok. Opera. Çetin Alp de Malatyalı. Opera. Raga Oktay da Malatyalı. Çetin Alp. O bir opera. Çetin Alp Malatyalı. Çetin Alp Malatyalı. İşte opera. Eurovizyon'da var. Kur'an Çevik Ömer Lütfü Topal da Malatyalı. Dinçer Ramaz Azapan diyor ki her ne kadar Bayburt'ta olsam da tüm Malatyalılarla gurur duyuyorum. Ya geliyor çocuklar, ne yapıyorsun? Ya gidiyoruz. Ali'cim Londra'ya tekrar yeğenim Ali'yi öpüyorum. Londra'ya selamlar Ali'cim, öpüyorum seni. Allah'a emanet ol, gelince bekliyorum ama Ali'cim. Ama en büyük Malatyalı Ertel. Bir Malatya türküsüyle gidelim o zaman. Malatya, Malatya. Malatya bulunmaz eşin. Malatya bulunmaz ey. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Reklam bitti. Derin Futbol yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Ümit Özat bugün belki de derbinin de önüne geçti. Türk futbolunun genç başarılı teknik adamı. Başarılı, tıpkı futbolculuğunda çok olduğu gibi. Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçını anlattım. Milano'da Milan-Fenerbahçe karşılaşmasında Milanlı futbolcuların Fenerbahçe kaptanın, o zaman Fenerbahçe'de kaptanlık yapıyordu Christoph Daum döneminde, Şevçenko'sundan, Kakasından, Pirlo'sundan, Rui Costa'sından tutun birçok futbolcunun Fenerbahçe soyunma odası önünde kaptan Ümit Özat'ın birçok kez elini sıktığını gördüm. Onunla uzun uzun sohbet ettiklerini biliyorum. Gerçekten de tüm Milan'ın bile saygısını kazanmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Genç teknik adamdan, hep söyledim. Bu sezon Fenerbahçe'de keşke Ümit Özat olsaydı, belki şu anda şampiyonlukta daha da Fenerbahçe etkili olabilirdi diye düşünüyordum hep. Olsun, ilerleyen yıllarda inşallah bir bakmışsınız Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da yurt dışında önemli bir yerde olabilir Ümit Hoca. İnşallah. Çok sevdiğimiz de bir dostumuz, kardeşimiz, eski ekip arkadaşımız ama hala bizim içimizde bir isim. Tabii. Dün Ahmet Hoca'nın söylediği bir söz vardı. Önce bağlanmış şu anda. Ümit Hocam iyi geceler. İyi yayınlar Ertem. Nasılsın hocam, iyi misin? Ne var ne yok hocam? Sinan abi, hocam, Apo abi, herkese yayınlar. Sağ ol hocam. İyi, teşekkür ederim. Allah şükür, siz nasılsınız? İyi, sağ ol hocam. Be, ne olsun biz be. Deyiz. Biz deyiz hocam. Aynı bıraktığın gibi. Aynı bir değişiklik yok. İyi gidiyor. İyi değişiklik, aynı bildiğin gibi. Ahmet Hoca'yla uğraşıyoruz biliyorsun işte. Hocam duyduğumuza göre sen de Malatyalıymışsın, doğru mu? Vay Malatyalılar. Malatya. Yakınız biz Sivaslıyız. Yakınız, komşuyuz. Yok, senin Malatya Sporu sevdiğini biliyorum ama hocam çok konuşuruz seninle. Miktat Albay da Malatyalı. Eski bir müsteşar yardımcısı. Bak, önemli bir arkadaşımdan geldi. Miktat Albay Malatyalı. Malatya hekim. Mehmet Aydınlar da Malatyalı. Abdullah Akyalı Malatyalı. Geçen gün bir yakınımla ilgili hastanede bir şey söyledim, hiç kırmadı. Allah razı olsun Mehmet abiye de buradan. Sevgiler, saygılar. Çok selamlar. Selamlar. Ümit Özat telefonu attığında Ertan. Evet. Ümit hocam bizden ya. Hocam. Efendim kardeşim. Beyaz TV açık mı şu anda? Odamda açık tabii ki de. Tamam. Ben ses yankı yapmasın diye dışarı çıktım. Hocam şöyle bir şey yapacağız. Dün Ahmet Çakar, Ahmet Hoca bir ifade kullandı, bir açıklama yaptı. Bir izleyelim. Sonrasında tekrar seninle devam ediyoruz. Çok kısa bir şey. Bir izleyelim, dönelim. Eski Fenerbahçe kaptanı, Gençler Birliği teknik direktöründen bir WhatsApp mesaj geldi. Alalım. Hocam, adamdır Ümit. Hocam. Başakşehir 90'da atıyor. Ertem Ümit adam mıdır? Beşiktaş adamdır. 90'da yiyor. Üstelik iki kişi eksik. Bu atmosfer, bu hava... Benim Denizli'de 2007'de galiba kaybettiğimiz şampiyonluğu bana bu kokuyu alıyorum dedi. Bak şimdi bunu yaşamış. Bak, bu travmayı yaşamış. Bu acıyı çekmiş Fenerbahçe'nin eski kaptanı söylüyorsa buradan bir şey, bırakın fabrisinin mabrisini. Ümit Özat'ın lafı. Şu anda hissettiğim koku, hani bir odaya girersiniz dersiniz ki ya beyler burada sigara içilmiş, birileri de şarap içmiş. Görmezsin bak ortada şarabı, sigarayı. Ama hissedersin. Hatta kenara bakarsın, kurnazsan. Beyler burada tuhaf işler de olmuş diyebilirsin. Aha, şimdi bunu kim ya? Bunu hocam, en iyi kim der? Kokusu var mı? Bir dakika. Bunu en iyi, bir kokusu dakika, var mı hocam? Tabii. Bunu var en iyi kim der? Bu alemleri çok yaşamış bir müptezel der.
Çok içmiş, yemiş, içmiş, sigara, alkol. Her tamam. Haltı yemiş. Normal, Sampi adamı getirirsen ne oluyor? Niye burası dağınık der o kadar? Ne kokuyor burası der ya? O kadar. Şimdi bu acıyı yaşamış... Sen kokuyu anlar mısın? Bu acıyı yaşamış Ümit Özat diyor ki... abi, ben bu kokuyu daha önce hissettim. 2007'de Denizli'de şampiyonluğu kaybetmiş Ümit senedeki... Ümit kokuyu aldı. İvme geliyor gibi. Ümit'in lafı, kusura bakma Ümit. Senin gelen şeyi okudum burada kardeşim. Sevgili hocam... bu konuşmadan sonra, Ahmet Hoca'nın bu konuşmasından sonra ki bana göre bu tweet diyorum, bu mesajda hiçbir şey yok. Fakat bugün bazı söylentiler, bazı dedikodular çıktı ortaya. Yani ben buradan söylemekten bile utanıyorum. Ne diyeceksin Ümit Hocam? Şimdi birincisi... Bir de bir şey söyleyeceğim hocam, çok özür dilerim. Bağışla ne olursun, çok... Yani saçma sapan demiyorum, bir internet sitesinde gördüm. Birisi böyle garip garip bir açıklamalar yapmış. İsmini de verip reklam da yapmak istemiyorum o kişiyi. Yani adını verip de meşhur da etmek istemiyorum. Tabii böyle hani, kimseyi meşhur etme. Ha. Hani çok boş ifadeler, çok boş açıklamalar. Şimdi Ertem, şöyle bir şey var. Sizden ricam, çok kısa anlatayım bunu. Lütfen. Birincisi, bakın ben Ahmet Çakar benim hocamdır demiyorum. Ahmet Çakar benim hocam falan değil. Ahmet Çakar benim abim, babam gibi evine gittiğim bir adam. Her gördüğüm yerde de elini öptüğüm, öpeceğim de bir adam. Yani ister sevsinler, ister sevmesinler Ahmet Çakar'ı. Ne oldu önemli değil. Ben bugün burada da olsam, çok en iyi yerde de olsam her zaman elini öpmekten gocunmayacağım bir insan. Bu bir. Evet. İkincisi, ben Ahmet Hoca'ya Beşiktaş şampiyon olur ya da olamaz diye böyle bir mesaj atmak, mesajların birebir örneği bende duruyor. Beşiktaş şampiyon olur, böyle bir algı yaratmışlar. Beşiktaş şampiyon olur diyen de, olmaz diyen de, iddia eden de, ispat etmeyen de namussuzdur. Birincisi, ben böyle bir şey demedim. Ben... Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor hocam. Biz dinliyoruz seni. Dikkatle dinliyoruz. İkincisi, biz futbol adamıyız. Tabii ki futbol konuşuyoruz. Ne bu size mesaj Ahmet Hoca'yla veyahut da seninle, Sinan abiyle, Rahat'ınla, Abu abiyle mesajlaştığım ilk program ne son program. Tabii ki futbol içinde olduğumuz için zaman zaman aklımıza gelenleri paylaşıyoruz. Bu teknik adamlığımızda da başka zamanda magazin konuşacak halimiz yok. Tabii ki futbol konuşacağız. Doğru. Şimdi biz Erciyes'i yendik. 94'te Hasan Kavca gol attı. Dedik acaba bir şeye delalet mi bu? Şimdi şöyle bakıyorsun, hani Başakşehir 90'da gol atmış, öbürü 90'da gol yemiş. Bu fikrimizi söylemek kadar doğal bir şey olamaz. Doğru. Bir defa insanlar biraz modern olmalı. Kişi karşısında kendi gibi bilir. Bakın size bir şey anlatacağım. Bizim Adana Spor'la oynadığımız maçı İrfan Can'la Ahmet Oğuz beraber izlediler. Doğru. Evet. Evet. Bunlar arkadaştan öte kardeşler. Ne yapacağım ben şimdi, Ahmet oynatmayayım mı? Vay efendim, bunlar niye maç mı izledin diyeyim. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar çiğ insanlar var. Ne kadar kötü insanlar var. Arkadaş, şunu şöyle düşünün. Şimdi evet, önce şunu sana çok net bir açıklık getireyim. Bu olaylar Beşiktaş kulübünden çıkmıyor. Önce Beşiktaş kulübünü, bunu bir kenara ayıralım. Doğru. Ha, oradan buna böyle bir şey gelirse ben gereken cevabı veririm. Cevap hakkımı kullanırım ama Beşiktaş kulübünden böyle bir şey çıkmıyor. İşte biliyorsun, sosyal medya diye bir şey evet, var. Evet, evet. Vay efendim, yok şöyle yok böyle. Ya arkadaş, bu Başakşehir'in Galatasaray'a 4 atması, Beşiktaş'a 3 atması, Fenerbahçe'yi yenmesi anormal değil de Gençler Birliği'ni yenerse mi anormal bir durum olacak? Doğru. Anormallik Galatasaray'ın 4 yemesi, Beşiktaş'ın 3 yemesi 17 dakikada veyahut da Fenerbahçe'nin Başakşehir'in arkasında kalması değil de anormallik bir Anadolu takımının mı Başakşehir'e yenilmesi? Bu Başakşehir geçen hafta kimi yendi? Antalyaspor'u yendi mi? Yendi. Ondan önce Beşiktaş'ı. Hocası kim? Rıza Çalınbay. Ne oldu şimdi Rıza Hoca? Doğru. Çok güzel örnek hocam. Doğru. Yani sen 100 milyon euroluk kadroyu kurarak Ümit'ten, Gençler Birliği'nden mi medet ummak için kuruyorsun? Bunu Beşiktaş kulübü için söylemiyorum. Sosyal medyada bu algıyı yaratanlar için konuşuyorum. Senin bir Abubakar'ın 3,5 milyon euro. Benim bütün takımım 3,5 milyon euro. Başakşehir bu sene ligde bir tek bana gol atamamış. Evet. Yanılmıyorsam. Doğru. Biz Başakşehir'i yenebiliriz de yenebiliriz de, futbolda bunlar var. Bunu kim iddia ediyorsa, kim ima ediyorsa, kim aklından geçiriyorsa büyük namussuzdur. Çünkü
İnsan karşısındakini, kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Ya arkadaş, biz yani futbol adamıyız. Görüşlerimizi söylemeyecek miyiz? Yaşadıklarımızdan, yani yaşananlar işte birbirine benziyor. Bunları söylemek kadar daha doğal ne olabilir? Ama buradaki algı ne? Vay efendim, biz Ümit üzerinde, Gençler Birliği üzerinde böyle bir algı oluşturalım. Gençler Birliği yenilirse biz demiştik. Gençler Birliği yenilirse de bak hedefimize ulaştık. Ha, Koca Beşiktaş'ın şampiyonluğu Gençler Birliği'nin galip gelip ya da gelmemesine mi bağlı? Zaten senin 4 tane maçın var yenersen şampiyonsun. Senin 4 tane maçın var yenersen şampiyonsun. Evet. Senin şampiyonluğun benim elimde mi? Benim elimde olsa ne olur? Ben Adana Spor maçına nasıl hazırlanıyorsam Başakşehir maçına aynı hazırlanıyorum. Fenerbahçe maçına nasıl hazırlanıyorsam Başakşehir maçına aynı hazırlanıyorum. Üstelik bu Beşiktaş yazarlarından bir tanesi, yani o kadar bilgiden yoksun, o kadar yani cahilce bir yorum yapıyor ki, diyor ki Beşiktaş'a diyor Galatasaray'a oynarken diyor kulübede yerinde durmuyor. Fenerbahçe karşı diyor oynarken diyor kulübeden çıkmıyor. Lan bari bilgin yok. Gözlerin görüyor. Ben hocam, futbol hayatımda, antrenörlük hayatımda... Ankara Gücü'nün başındaydınız, ben yaşadıklarınızı biliyorum. Onu anlatıyorum. Evet. Antrenörlük hayatımda, antrenörlük hayatım boyunca bir kere sağdan atıldım, o da Fenerbahçe maçı. Yani bak, antrenörlük hayatım boyunca bir kere sağdan atıldım, o da Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe'yi kupada 4-2, ligde 2-1 yenmişiz. Ben bak Gençler Birliği Beşiktaş maçında ne mücadeleyi sergilediyse Başakşehir maçında da o mücadeleyi sergileyecek. Efendim ilk bir maçta hangi mücadeleyi sergilediyse o maçta da o mücadeleyi sergileyecek. Bunu düşünenler, aklından bile getirenler ahlak yoksunlarıdır. Ümit Uzat'ın kursağından, ne Ümit Uzat'ın ne oyuncularının kursağından bir lokma, bir gram lokma haram geçmemiştir. Şimdi İrfan, benim kardeşim gibi, İrfan Ankara'ya geldiği zaman Gençler Birliği tesislerine uğramadan gitmez. İrfan Can Kahveci. Evet. Şimdi çocuk bu hafta da uğradı, izin günüydü. Uğramazsa onun, buraya uğramazsa onda bir hata vardır. Burası onun yuvası. Doğru. Şimdi Ahmet onunla oturdu, maçı izledi beraber. Ne yapacaktım ben Ahmet'e? Vay efendim, bizim Başakşehir'le maçımız var, İrfan'la niye mi oturdun diyeceğim. Böyle saçma şey ya olur mu bu, hocam ya? Bu bir insana, bir hocaya yakışır mı? Bir aynen. İnsan oyuncusundan şüphe eder mi? Veyahut da bir camia hocasından şüphe eder mi? Yani veyahut da şimdi bunu, ama tabii bunu camia şüphe etmiyor. Bunu yaratanlar kim? Ben biliyorum, sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları. Bu işin Beşiktaş'la Fenerbahçe'yle ne alakası var? Bana ne Beşiktaş'ın şampiyonluğundan, bana ne Başakşehir'in şampiyonluğundan. Kim olursa olsun, ben geçen hafta yensem lig beşincisiyle aramda 5 puan kalacağım. Bu hafta yenersem lig altıncılığını kovalayacağım. Ben sahaya çıkar, aslanlar gibi mücadelemi yaparım. Ben de yaparım, oyuncular da yaparım. Sonrası takdir ilahi, Allah'ın dediği olur. Doğru. Ama biz mücadelemizi sonuna kadar yaparız. Ne olacağını bilemeyiz. Şimdi şeytanın avukatlığını yapalım. Adama sormazlar mı? Beşiktaş'ın mı Başakşehir'den 17 dakikada 3 gol yemesi anormal? Bir Anadolu takımının mı Başakşehir'e yenilmesi anormal? Ya Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fener'in Başakşehir'e yenilmesi anormal değil de Anadolu takımının mı Başakşehir'e yenilmesi anormal? Yani siz 32 maçta bunları geçemediniz de 33. maça bir takımın eline mi kaldınız? Yani bu, ama bugün aynı konuda Galatasaray olsa, Fener olsa, X bir takım olsa bu dedikodular hep çıkar. Maalesef Türk futbolu böyle kaoslardan, böyle yalanlardan, böyle dedikodulardan besleniyor. Bundan dolayı Türk futbolu bir adım öte gitmiyor. Gitmez de. Bu kadar basit. Yani şimdi yaptığınız bireysel spor değil. Bir antrenör, 11 tane oyuncu var, 7 tane yedek oyuncu var. Masörü, malzemecisi, yöneticisi, menajeri, spor direktörü hepsi oynasınlar. Bir antrenör oyuncusuna ne diyebilir ya? Oynamayın diyebilir mi ya? Böyle bir ahlaksızlık yapabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya mantığı var mı? Bunun akla sığan tarafı neresi? Akla mantığa gelir bir taraf var. Ya benim takımım 5 milyon euro, sende Talisca 15 milyon euro, Abubakar 3,5 milyon euro. Ya sen bundan 10 yıl, bunu Beşiktaş için konuşmuyorum. Bu algıyı yaratanlar için konuşuyorum. Bu kulübün içinden çıkan bir şey değil. Öncelikle onlara bir saygısızlık yapmayalım. Ama ya sen bunlardan 17 dakikada 3 gol yedin. Yani sen onları sorgulamayacaksın da. Kalkıp benim attığım ne var benim attığım mesajda? Ben ne Beşiktaş şampiyon olur dedim, ne de olmaz dedim. Çünkü beni ilgilendirmez, ama ben yorumumu yaparım. Kaldı ki böyle bir şey de söylesem kimseyi ilgilendirmez, ama demedim. Mesajların aslı bende, hocada da vardı.
Bunun aslını kim ispat ediyorsa, kim ispat ediyorsa ben bugün her şeyden elimi ayağımı çekerim. Böyle bir şey yok. Yani kimse kendini, yani karşısındakini bunlar kendileri gibi biliyorlar. Benim aklımdan hiç böyle şeyler geçmez. Benim oyuncum hafta içi Başakşehir oyuncuyla da yemek yiyebilir. Bunlar aşık kardeşim abi. Bırakın biraz Avrupa'yı düşünün. Biraz medeniyi düşünün. Böyle bir şey olabilir mi ya? Doğru. Şimdi bunlar takım arkadaşları. Birbirleriyle konuşmayacaklar. Serkan he? Tweetler, fotoğraflar. Şimdi ben bunları yasaklasam telefonda konuşmayacaklar mı? Evet. Ben bu kadar sıradan bir antrenörlük yapabilir miyim? Oyuncuma vay efendim sen bununla niye oturdun diyebilir miyim? Benim oyuncularım İrfan'la yemek de yiyebilirlerdi. Belki de yemişlerdi. Ne var bunda? Aynen öyle hocam. Kulübün çocuğu bunlar arkadaş değil kardeş. 15 sene altyapıda Uğur'la Ahmet Oğuz'la beraber büyümüşler. Aynı durumda Galatasaray'la maçları olsa Ahmet Oğuz'la İrfan Çalık görüşmeyecek mi? Ahmet Çalık'la İrfan Can görüşmeyecek mi? Yani bu şüpheler, işte bu kötü düşüncelerden dolayı ve bunu besleyenlerden dolayı maalesef Türk futbolu bir gram ileri gitmiyor. Yazık. Evet. Söyleyecek bir şey yok. Hocam, ben bugün o internet sitesinin Okkaba sahibi, ismini sakın vermeyin, yazılarını okudum. O şey amacı şu, yani kontrol edebildikleri bir hoca getirip İlhan Cavcav'dan kalan Gençler Birliği mirasını nasıl buharımın peşinde. O ben söylüyorum, Gençler Birliği'ne uyarıyorum. İlhan Cavcav Gençler Birliği'ni yaratan adamdır, dik tutan adamdır. Oğlu da iyi bir adama benziyor her ne kadar tanımasam da. İsmi neydi yeni başkanın? Murat Cavcav. Murat Bey. Ona bir şey kaldı. Ama tabii Ankara o kadar çakal bir yer ki etrafta böyle internet sitesi taraftarlar falan istedikleri bir antrenör getirip yine Türk futbolunun makus hali oyuncu transferlerden boğup şeyin gençlerin kasasındaki 30-40 milyon doları veya milyon lirayı nasıl sayarız, çalarız peşindeler. Bunları fazla da kafaya takmayın. Ben de Ümit gibi düşünüyorum. Eğer Ümit, yani Başakşehir normal şartlarda, Gençler Birliği normal şartlarda daha ağır basan bir takımı yenebilir. Hocam özür dilerim. Estağfurullah. Normal şartlarda Gençler Birliği mi kazanır, Adana Spor mu kazanır? Gençler Birliği kazanır. 10-1 bitecek maç, biz süperinizdir. Var mı? Futbolda var bu. Futbolda var. Ne yapacaksın ya şimdi? Hayır sen niye? Yani, rahatsız olduğunu ben anlamadım. Yani bunu sana söyleyen kimse Başakşehir kendi sahasında... Evet, sosyal medyada. Başakşehir kendi sahasında 4 büyüğü de yendi. Trabzon. Evet. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Beşiktaş ve Galatasaray'ı perişan etti. Galatasaray 4 yaptı. Beşiktaş 18 dakikada 3 yaptı. Kupa maçında Fenerbahçe 11 dakikada 2 yaptı. Trabzon'u yendi. Gençler Birliği'ni yenebilir. Ayrıca de yani haklısın. Senin umurunda mı Fenerbahçe şampiyon, Beşiktaş şampiyon olmuş, Başakşehir. Sen kendi işine bakacaksın. 2 maç kazanırsan ligin 5. lig veya 6. lig şansın var. Belki de Başakşehir'i yenecek. Ya bilemezsin futbol. Belki bu. De yenecek futbol bu ya yani. Şöyle bir şey var. Burada algı. Şimdi ne var? Biliyorsunuz o maçta rakip takımın hocasıyla aramızda bir şeyler geçti. Evet. Ya biz unuttuk bunları. Kim? Yaşandı. Şenol Hoca. Sevabıyla günayla. Biz kalkıp bunu başka taraflara yansıtacak kadar karakter zaafı olan insanlar değiliz. Kaldı ki biz başarılı olmak zorundayız. Aynen öyle. Hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Adalet her gün birine lazım, yani gün gelecek birilerine de lazım olacak. Öyle 2000 liraya site kuracaksın kafana göre. Şimdi burada bir oyuncu vardı Kulüsiş diye. Bunu gönderdim diye kulübe mektup yazıyorlar. Kulüsiş kim arkadaş? Gençler Birliği'nden kimler gitti? Ceremiler, Tarıklar, onlar bunlar. Antek Kulüsiş kim? Evet. Gençler Birliği'nden gidilmez denilen bir oyuncu var mı? Bu kulüp kimin? Her oyuncu buradan gider. Ama şimdi mevzu genç, ya bu mevzu değil. Sadece olay şu, yani işte sosyal medyada bu yaratılan algı, vay efendim Ümit Fenerbahçeli de, işte yok şöyle de, yok böyle de. Ya bunlar o kadar saçma sapan şeyler ki, yani şimdi insanlar, anormallik nerede biliyor musunuz? Anormallik, öncelikle Başakşehir'in başarısını tabii, onu bir ayrı bir kenara koymak lazım da, anormallik, 100 milyon eurolara yakın paralar harcayan takımların bunların arkasında, Başakşehir'in arkasında kalması değil mi ki? Evet. Siz kalkıyorsunuz. Anormalliği başka bir yerde arıyorsunuz. Başakşehir Gençler Birliği yense ne olur, yenmese ne olur? Ben ne Beşiktaş'ı düşünürüm, ne Başakşehir'i düşünürüm. Ben kendimi düşünürüm. Ben çıkarım, puan alırsam alırım. Almak için her türlü mücadeleyi veririm. Bugüne kadar bütün maçlarda yaptığım gibi. Aynen öyle hocam. Ben kafamı yastığa rahat koyduktan sonra kim ne düşünür, ne düşünürsün? Başarılar bütün. Hafta sonu sana başarılar. Yani biz zaten biliyorduk. Şu anda herkes yine bir kez daha senden duydu bunları. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yayınımıza bağlandın. Gecenin bu saatinde kıymetli vaktini bize ayırdın. Gençler Birliği'ne başarılar diliyoruz hocam. Allah yolunuzu açık etsin.
Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Bütün takıma selamlar hocam. Ankara'ya selamlar. Çok sağ olun. Var olun. Başarılar kardeşim. Başarılar sana. Sağ ol. Evet. Sevgili seyirciler. Çok kısa 15 saniye şunu. Lütfen. Şuna idrak etmemiz lazım. Genç antrenörler. Ya bak genç. Çıkış arayan. Ve Gençler Birliği'nde başarılı olmak istiyor. Aynen derece ya. Yapmak istiyor. Büyük düşünüyorsun. Abi her maçını kazanmak istersin. Yani Ümit Özat'ın kalkıp da bu Fenerbahçe'de olsa, bak Fenerbahçe'de olsa önce kendini düşün abi. Sen bu maçı kötü biterse belki işinden olacak abi. Bu işler belli olmaz. Öyle mantık olabilir mi? Evet. Yani onun için bunları arkadaşlar itibar etmeyelim. Çıkar hafta sonu. Düz mantık şunu bak o zaman. Düz mantık. Düz mantık. Oo hoş geldin. Kim Dinçer mi geldi? Yok evet. Hocam. Yanal düz kardeşim geldi. Tam tebrik ediyorum. Başarılı. Yanal geldi. Bessi Snyder. Ha, bu sıkıntılı. Sercan Dikme özel bir röportaj yaptı. Biliyorum da sen iddia mı kaybettin? Ya Ersan Koç'a ya. Kaybettin mi hakikaten? Ersan Koç. Hakikaten kaybettin mi? Vallahi bak. Ersan Koç. Sen futbolu çok iyi biliyorsun. Hangi maçı kaybettin? Beşiktaş-Fenerbahçe. Ne? Beraberliği bile ona vermiştim hatta hocam. Ne bir, bu maçlarda öyle bir şey ya yok. Ya Ersan kardeş. Sen de beraberliği de alıyorsun ha. Vallahi öyle. Ersan Koç. Ben hocam, tebrik gibi, ediyorum. Bunun gibi cahil çocuk. Ersan Koç hasta Fenerli biliyorsun. Fener için var ya körü körüne gırtlı yani kefes, kafayı falan sokar biliyor musun? Ertem'i de bulmuş. Evet. Acemi çocuk. Amatör Ertem bizim. Ersan Koç seni tebrik hemen ediyorum. Atlamış. Hepimizden daha iyi bir futbolu biliyorsun koçum. Ersan Koç bizden daha iyi bir futbolu biliyorsun. Ersan tebrik Koç ediyorum. Ve Betül Koç'u buradan öpüyorum kızımı da. Betül Koç'u da öpüyorum. Çok selamlar saygılar. Evet. Yenal'cığım hoş geldin. Yenal hoş geldin. Sevgili seyirciler, Wesley Snyder özel bir röportaj yaptı ama Rasim Ozan ısrarla bana işaret yapıyor. Bu kadar saat 00.30'da 12.30'da. Açıklayacağım. Ne açıklayacaksın ama? Biliyor mu ne açıklayacağını? Biliyor. Artık yani ne açıklayacağını biliyor musun? Beşiktaş neden kaybetti? Şu an düşünüyor musun? Hayır düşünüyor musun şu an? Ne açıklayacağını bilemiyor demek ben meczubum demektir. Ben meczubum. Hayır şu an düşünüyor musun? Ben mi deliyim? Yarım daha yapma. Çalıştın mı? Bütün gün kaç kişiyle konuştum yarım. Kaç kişiyle konuştum dedi. Şimdi Wesley Snyder'ın açıklaması bir gelsin. Septem mi gidiyorsun? Bugün mü? Bugün mü yaptı bunu? I'm still happy to play here in Turkey and tonight I don't want to talk about football at all. It's a special night for people who has nothing to do with football. So also tonight I have nothing to do with football and I'm happy for all the people who win a prize tonight and the next days we're gonna concentrate about football again. Well, I don't hear anything about that. I can say that I'm not the problem in the team. And no one is a problem in the team. And we just have to go on what we did in the last weeks and is to play football and to concentrate on ourselves and to go on with ourselves and nothing else. And you know, unfortunately, everybody is speculating a lot about what is happening in the dressing room, what is happening outside the pitch. But let it be to all these people who make the speculations, because we, as a team, we are one team. We have no problems at all, and we still want to go on and to fight to make ourselves ready for the next season. I'm absolutely saying I'm happy in Galatasaray, and if somebody is not happy with me anymore, then they have to tell me. But I didn't hear anything so far like that, so I'm still happy, and I think the people who are in control in Galatasaray, they're also happy with me. So let's go on, and we will see what next season will bring us. Aç. Evet, bakalım yeni sezonda neler olacak. Bu çocuk gece kulübü mü açıyor Schneider bir yerlerde? Evet hocam. Nerede? Ultra diye bir gece kulübü açıyormuş. Sen nereden biliyorsun hocam? İbiza adasında eşi Yolente ile beraber, Yolente Hanım'la beraber. İbiza'da Ultra diye. Gece kulübü açıyor. Haftalık magazin dergisine konuşmuş. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bana göre çok güzel olacak diye. Neden? Kafada futbolu bitirmiş, yoluna çıkmış. Konuşması tırnak içerisinde. Türkiye'de güzel. Tırnak içerisinde çok küstahça. Tudor'dan nefret ediyor, analizimi yapıyorum. Hani evet. Falcı hanımlar çıkıyor ya. Evet. Hani bakıyorlar senin falında şu evet, görünüyor. Evet. Konuşması şu. Kendini anormal güvenli. Kısmi küstahça. Evet. Çok şey giderli. Yani şimdi diyor bir sene daha sözleşmem var. Ben buradayım hiçbir yere gitmem. Paramı çatır çatır ödeyeceksiniz. Memnun olmayan. Ben işimi yapıyorum diyor. Memnun olmayan da çıksın maça suyuyorsa söylesin benden diyor. Evet. Burada kimi kastediyor? Bana göre Tudor veya yöneticileri kastediyor.
Doğru. Ben bunları daha önce söylemiştim. Schneider'den okey almadan teknik kadronun T'sini, antrenörün ağzını değiştiremezsiniz. İşte problem çıktı. İşte problemler çıktı. Ayrıca utanmıyor musun Schneider? Bu gece kulübü işi ne ya? Ibiza adası. En arızalı adalardan biridir. Nasıl? Hocam ne var ki sen de dans ettin? Kardeşim hala anlamıyorsun. Ibiza adalarında açılan bu gece kulüpleri arızalı yerlerdir. Her gece kulübü iyi yer değildir. Ibiza'ya burada, gittin mi hocam? Burada her şey harman olur. Harman. Yiğidin harman olur ya. Arası, o şu harmanlı yerlerdir buralar. Hiç yakıştıramadım. Profesyonel futbolcu gece kulübü açıyorsa, üstelik hanımıyla açıyorsa. Faalken yani. Faalken ve üstelik insan hanımıyla falan gece kulübü açmaz. Gece kulübü işlerini yapan adamı da sevmem. Bu işe hanımını bulaştıran adamı da sevmem. Hocam. Ben pavyon açıyorum. Eşimle dediğim vakit ben suratla sokağa çıkamam ya. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bak geçen akşam da söyledim. Sevgili Igor Tudor. Galatasaray'a sportif olarak bir faydan olmadı. Ama belki yapmış olduğun tespitlerle tarafsız bir adam olduğunu düşünerek Galatasaray ve Türkiye Galatasaray'ı çok önemli bir takım dertlerden kurtarabilirsin. Çık Galatasaray'da kapı arkasında insanlara anlattıklarını, neler olduklarını, futbolcuların ne yaptıklarını, ne ettiklerini, ne yaptıklarını, ne ettiklerini anlat, Türkiye'ye anlat. Bu Galatasaray'da kimlerin kalması gerektiğini, kimlerin gitmesi gerektiğini, kimler takıma zarar veriyor, kimler kulis, kim ne yapıyor, kim ne ediyor, bunların hepsiyle ilgili çık açıklamaları yap. Galatasaray'a böyle bir iyilik yap sevgili Tudor. Bak, inan diyorum Galatasaray taraftarı sana hakikaten müteşekkir olacak biliyor musun? İnan diyorum sana. Sinancığım bugün Sayın Dursun Özbek'le Florya'da bir araya gelmiş. Gazete haberi okudum ya. Gazete mi anlatıyor? Gazete haberi. Gazetenin haberine göre konuşuyorum. Gazete haberi doğruysa. Anlatmış mı? Igor Tudor kendisine Schneider'in ve onun yanında 3 futbolcunun daha. Bruma, De Jong, bir kişi daha. Bunların dördünün Tudor'a cepha, kendisine cepha aldığını işte, ve takımda diğer oyuncuları da etkilediklerini söylemiş işte Sayın niye? Dursun Özbek'e. İşte ben niye Dursun dedim? Dursun Özbek de demiş ki senin arkandayız. Şimdi demiş. Apa ben söylemiş niye dedim? Söylemiş adam yani. Şimdi hatırlayın. Senin dediğini söylemiş kulüp başkanı. Ha bak hatırlayın. Gazetede vardı bugün. Hatırlayın ben niye demiştim Igor Tudor operasyonu yanlış operasyondur diye. Çünkü gelecek. Bakın gelecek bazı şeyleri değiştirmeye çalışacak. İşte Schneider bilmem ne falan filan bir takım operasyonlar yapmaya çalışacak. Ve ne olacak? Bu ters tepecek. Ben ona dedim ki bırak devam eden bir sistemde gözlemci ol. Ne oldu? Igor Tudor bugün bir Anadolu takımının başına hoca olarak gitseydi daha fazla puan toplardı. Bak daha fazla puan toplardı. Ama sabote edildi. Sinan ya bu doğruysa? Bak ya bu doğruysa? Sabote edildi hocam. Adamın nesi var abi ya? Bu yazı nerede çıktı? Gazetede mi hocam? Hangi gazete? Hocam ismini bilmiyorum. Gazeteciyim başa. Hocam bir televizyon kanalında ismini de vermeyeyim. Ben bir televizyon kanalında gazeteyi gördüm. Gazeteyi koymuşlar. Bunun yorumunu yapıyorlardı. Tamam. Zaten ben bunun olacağını söyledim. Yalanlanmadı da. Şunu ben olacağını söyledim. Gazete haberi doğruysa diye diyorum. Schneider, Bruma gibi başında bunun çete reisleri. Çete derken sportif anlamda tabii. Ve yanında da 2-3 tane adam toplamışsan. Bunlar istediği antrenörle oynarlar. Ben bunu Rick Ehring'i kovarken söylemiştim. Dursun Bey'e, Dursun Özbey'e. Peki böyle mi Schneider, olacak? Schneider, bak şu var. Şimdi Tudor gitti. Yeni hoca geldi. Bu Schneider ve arkadaşları o hocayı da beğenmediler. İşte kurtaracak abi. Tudor kurtaracak işte. Ne olacak yani? Kurtaracak. Olur mu böyle? Bak bunu Türkiye'de en rahat ve mertçe söyleyen adam benim. Tamam. Ne diyorum? Bana rağmen birisini MHK başkanı yapabilirsiniz. Federasyonlara söylüyorum. Tamam. Bana rağmen yapabilirsiniz. Evet. Benim muhalefetime rağmen. Lakin tamam. Bana rağmen yaptığınız adamı rahat oturtmam. Ben Schneider'im. Şimdi Schneider diyor ki bana rağmen bir adamı antrenör yapabilirsiniz. Örnek Tudor. Bana rağmen Rick Ehring'i kovabilirsiniz. Tudor'u getirebilirsiniz. Benim buna muhalefetim var. Ama Tudor'u rahat ettirtmem. Şu anda da Tudor inanılmaz şekilde rahatsız ki bunlar çıkıyor. İnanılmaz bir şekilde Tudor'un rahatsız olduğunun ispatı var. Niye? Bruma'yı Rize'ye götürmedi. Bruma'nın gol attığı Bursa maçından sonra 10 dakikada oyundan aldı. Hayati derecede önem taşıyan Başakşehir maçında Podolski ve Schneider'le başlamadı. Demek ki Schneider ve Bruma'nın başı çektiği bir sportif çete Tudor'a başkaldırmış. Tamam. Normal insani kulüplerde veya oyuncuya dayalı düzen olmayan kulüplerde oyuncular birer hamam böceğidir. Tamam. Hamam böceği derken neyi kastediyorum? Hakaret değil. Evet.
oyuncuya dayalı olmayan düzende antrenör dediği olur. Baba antrenördür. Evet. Fakat bir defa hoş sistem Galatasaray'da, bak bu Fenerbahçe'de bu sistem yok. Fenerbahçe'de kimse gelen antrenöre karşı, Emre varken farklıydı, babalanamaz. Beşiktaş'ta kimse gelen antrenöre karşı babalanamaz. Hele Şenol Güneş'e hiç babalanamaz. Ezer. Ama Galatasaray'da Şinar ve Schneider ve Bruma gibi en değerli, Galatasaray'ın Galatasaray olmasında çok önemli mihenk taşı olan bu iki tane. Yani şu gün satsan Galatasaray'ın oyuncuları en de Bruma ve Schneider'e talip çıkar. Podolski zaten gitti. Hocam çok başka da kime çıkar bilmiyorum. Bunlar diyor ki kardeşim çok açık bir şekilde, bana rağmen adam getiremez. Hocam. Özbek de getirdi. Gördünüz şimdi tam. Şu kelimeler gördünüz. Çok benim tarzım bir kelimelerdir ama söyleyeyim. Geçenlerde Riekerink'in İstanbul'da Riekerink'le arkadaşlık yapan bir arkadaşla karşılaştım. Doğru. Dinço da yanımdaydı. Hafta sonu. Bayburtlu Dinço. Evet abi. Dedi ki mesela arkadaş gibi görünüyorlardı ama dedi Riekerink'le dedi Schneider. Mesela çok rahatsız oluyordu dedi Riekerink Schneider'den. Kafasına esip gidiyormuş mesela. İdmana falan çıkmıyormuş. Şimdi bakın. Riekerink çok kızıyormuş mesela biliyor musun? Schneider. Abi yani bunları onun için diyorum Igor Tudor. Düzelt bunları abi, düzelt. Abi nasıl gelsin adam? Abi ya. Raporunu verecek, kamuoyuyla paylaşacak. Galatasaray taraftarı da i̇şte gerçekleri görecek. Şu var. Tudor diyor ki. Burada konuşuyoruz, herkes biliyor artık yani. Bak, jenerik senaryo. Ben Tudor'un avukatıyım. Arkadaşlar, size gerçek yüzümü anlatıyorum. Ben Tudor'un avukatıyım. Tudor benim evladımdır. Dün akşam bana geldi, dizimin dibine oturdu. Üngür üngür aldı. Dedi ki baba. Tudor dedi ki, bu Schneider kendini bir şey zannediyor. Dünya yıldızı, hiçbir antrenör beğenmiyor. İdman yapmıyor. Beli, kalçası, ensesi, kulağı bir olmuş. En az 5 kilo fazlası var. Bruma önemli yetenek ama o da havalara girmeye mütemayil. Bunlar beni oyuyor baba dedi. Şimdi bunu açıkladık topluma. Tamam. Schneider diyecek ki, beyler herkes bakacak dalgasına. Bak şimdi bence bu sen Schneider'in avukatıyım. Herkes bakacak dalgasına. İstiyorsanız bonservisimi verin. Önümüzdeki yıl ben bir başka takımda oynayayım ama aradaki para farkını verin. Ama benim bir yıl daha sözleşmem var. Herkes bakacak dalgasına. Bruma da diyor ki vallahi beyler benim sözleşmem var. İstiyorsanız satın. İyi de para ederim. Çünkü Galatasaray'ın en değerli oyuncusu benim. Diyorlar. Futbolcunun kucağına oturdu mu sistem? Antrenör, idareci, şusu busu. O takım geberir. Ama hocam. Aa bununla nasıl giderirsin? Yemezler. Bunu nasıl gider bir tek? Bunu nasıl götürürsün? Evet, nasıl hadi sen? Şimdi maşası yiyorsun. Real Madrid gibi diyor. Barcelona'da birisi kımıldasın. Jose Mourinho Manchester'da biri kımıldasın. Hocam onlar sistem oyuncunun kımıldaması hocam, izin vermiyor. Hocam oralara gitmene gerek yok. Daha alt kulüpler Avrupa'da. Yani daha bir alt level'a gir. Yani Deportivo, Valencia, Sevilla. Yani yer öteki tarafta ne bileyim Liverpool. Yani ne o? Almanya'ya git. O şeyde ne o? Dortmund mu? Buralarda yapamazsın şimdi hocam. Bir de şu var. Bizde yapıyorlar Sinan, hocam. Sinan şu var. Sinan bakıyor yapıyorlar. CV'sine. Ben kimlerle çalıştım diyor. Hocalarına bakıyor. Fotoğraf verin arkadaşlar. Hocaları değiştirin bol. Mourinho'yu biliyorum çalıştı. Evet. Doğru mu? Evet. Ancelotti ile çalıştı. Yanlış da söyleyebilirim. Evet. Mancini ile çalıştı. Fatih Terim ile çalıştı. Dünyanın en önemli 8-10 hocasıyla çalıştı diyor. Sen kimsin ya Tudor? Şimdi ben Vole'deki hocam yaptım yardımcım bak. Necati'den bir ricam var. Hocam ben yaptım bunu diyorsun. Hayır gel git benim kalmalı. Bana göre bir de benim için açın. Gitmeli mi kalmalı mı? Necati Bey asistanım kardeşim. Vole'yi indiriyorsunuz arkadaşlar. Vole'de Apple Store'dan indiriyorsunuz aplikasyonu. Galatasaray'daki problemde kim haklı? A. Tudor. B. Schneider. Tudor mu haklı? Yani Galatasaray'da kim haklı? Schneider. Tudor şeklinde istiyorum Necati Bey. Şimdi onu diyorum. Galatasaray şu anda, bak Dursun Özbey'e de şu anda, bundan sonra kızamıyorum. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Dursun Özbey haklı olarak hocaya dayalı, futbolcuya dayalı olmayan bir düzeni tesis etmek isterken yapacağı fazla bir şey yok. Schneider ve Bruma tırnak içinde adam olmuyorlar. Vereceğim arkadaşlar. Merak ne yapayım? Adam olmuyor. Ne yapıyor? İstemiyorum ben bu herifi. Hocam diyorum. Çok özür diliyorum. Önemli bir mesaj var. Çok özür diliyorum. Bağışlayın lütfen. Anketin sonucunu vereceğim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Öznur Çalık, Malatya Milletvekili. Malatyalı. Teşekkür ediyor. Şunu söylemiş mesajda, Twitter'da. Tabii ki Malatya Spor Süper Lig'e çıkacak kıymetli hemşerim. Bugün maç çok iyiydi. İyi oynayan kazandı. Şampiyonluk Malatya'ya çok yakışacak inşallah. Tüm Beyaz Futbol ekibine ve yorumcularınıza, Sinan Bey'e, Rasim Bey'e, Abdülkerim Bey'e ve Ahmet Hoca'ya selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Özgür Hanım'la biz beraber Tanzanya'ya gitmiştik. Özgür Hanım'a, Sayın Vekilimize, buradan
Hanımadan Özgür Çalıkoğlu. Özgür Çalıkoğlu efendi. Malatyalı'dır. Karayolu'yla diye duydum. Karayolu'yla Adana'dan Malatya'ya dönüyor. Saygılar efendim. Çok delikanlı bir kadındır. Bak çok, ben bir seneler evvel Tanzanya'ya gitmiştim onunla. Böyle tam böyle şeydi yani. Güçlü, kuvvetli. Böyle hanım ağa gibi. O da Malatyalı'dır. Evet bak. Çok güzel. Malatyalı çok şey, çok değerli insan çok. Yenal sen neresin? Daha başka Malatyalı var mı Rasim? Ahmet Kaya var. Ahmet Kaya en büyük Malatyalı. Evet. Özgür Çalık Hanımefendi'ye bir kez daha saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısına. Sevgili seyirciler, iki gündür televizyonlar yıkılıyor adeta. İnanılmaz. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Kötü bir şey söyleyeyim mi? Evet. Benim istihbarat, ben fazla istihbarat veren, bilgi veren. Olur mu hocam, Serencim'e diye düştün. Yani bu bunu istiyormuş, Schneider buymuş, Ali buraya gidiyormuş, Fatih Terim. Ben bu işleri fazla, gazeteciliğin bu konusunu yapmam. Ben pislik konularını yaparım. Şu anda çok ciddi, okyanus ötesinden alınmış olduğum bir istihbaratı söylüyorum. Okyanus ötesi derken yanlış anlaşılıyor. Allah Allah, okyanus ötesi derken niye hep bir var ya. Ya saçma sapan konuşmayın. Okyanus ötesi derken Amerika Birleşik Devletleri kardeşim. Evet. Veya Güney Amerika. Doğru. Okyanus ötesi doğru. Mudur? Hasta mısınız siz? Doğru. Tamam, biz de oraları düşünmüştük zaten. Schneider'in menajeri şu anda Fenerbahçeli çok önemli bir yöneticiyle görüştü. Schneider'in Fenerbahçe'ye gitmesi Galatasaray'da kalması kadar eşit olasılık. Sezon sonu kesin gidiyor Galatasaray'a. Hocam Fenerbahçe alır mı? Sezon sonu kesin gidiyor. Bir bampersi kazığı yemiş. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe alır mı? Deli mi Fenerbahçe? Beyler tekrar söylüyorum. Schneider'in menajeri çok gizli kapaklı. Fenerbahçe'nin ismini vermeyeceğim bir idareciyle bir Avrupa ülkesinin başkentinde bir otel odasında görüştüler. Bunu Fenerbahçe'ye alır mı? Schneider Hollanda televizyonuna Fatih Terim geri geliyor demiş. Ben iddialı değilim. Bu bir dediğim bomba da çıkabilir. Ben aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Sadece bu. Yer Avrupa'da bir başkent, lüks bir otel ve muhtemelen kral dairesi. Ortada bir viski, alkol kötüdür, içmeyin, içmeyin, sakın ha çocuklar. Alkolsüz viski. Schneider'in menajeri ve bu tarafta Fenerbahçeli çok önemli bir idareci, başkana yakın. Ve Schneider'in gelecek sene Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını, olabileceği, olamayacağını. Sen Fenerbahçe başkanı olsan alır mısın? Alabilirim. Ben hayatta almam. Niye? Hocam ne Schneider hocam? Niye? Mitezadan elinde var bir sürü çöpler var hocam. Schneider falan demin söyledin çalışmıyor etmiyor hocam. Bir ekmeği söyleyeceğim. Takım bozar hocam. Bir Van Persie. Hiçbir şey olmaz hocam. Geçmiş olsun. Hayır. İstemez hocam. Aykut Kocaman istemez hocam. Bir kere Alex'i yani Alex'i yolladı yani. Alex istemedi. Aykut Kocaman Schneider'i falan istemez. Fenerbahçe Schneider'i falan şimdi almaz. Hocam bunlar ne biliyor musun? Hı-hı. Hep bunlar ortada karıştırmak biliyor musun? Bunlar hep Galatasaray'a tavşana kaç. Tazıya tut ayakları biliyor musun? Galatasaray'a beni şu istiyor. Zaten ben transfer, bir tip transferleri ben çok yaptım. Bir oyuncu var mesela, X bir oyuncu. Ben de arıyorsun, bir anket yaptım, bir bakın. Arıyorsun oyuncuyu, menajeri çıkıyor falan. Abi zaten Galatasaray'da şu da işte. Hayırlı Twitter'dan. Olsun kardeşim. Yok abi öyle demedim ya falan ya. Öyle değil yani. Abi şu da istiyor, bu da istiyor. Hep bu ayaklar hocam. Bunlar bilmem ne ayakları biliyorsun. Gerek yok. Fenerbahçe falan filan. Kadıköy'e bunlar falan. Bunlar G nokta nokta Kadıköy'e ya. Kadıköy'e falan ancak stada falan önünden falan maç seyretmeye falan gider. Fenerbahçe falan ayakta almaz. Galatasaray birbirinden geçişti. Çok önemli fenomen isimler hocam, oldu. Bu değil. Rahmetli Selçuk Yula da bunlardan. Hocam Selçuk bu değil. Galatasaray'da hocam şu an. Schneider doğru isim değil hocam. Hocam Schneider. Problemli hocam. Müsaade eder misin? Schneider hocam. Doğru, sevgili doğru, hocam. Schneider. Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihinde beğenin beğenmeyin. Hacı'den sonra en önemli yabancılardan biri olmuştur. Belki ikincisi olmuştur. Bu kadar 150 maç mı ne oldu? 200 maç mı ne oldu rakamı? Yani Hacı'den sonra kalecileri saymıyorum. Mondragon, Nasimovic'ler. Prekazi bile bunun kadar oynamamıştı. Yani bizim efsane yabancılarımızı sayarsan. Kimin kadar oynamamıştı? Schneider kadar oynamamıştı. O kadar uzun seneler oynamamıştı. Schneider kaç sene oldu Galatasaray'da? Schneider 5. seneye giriyor. Schneider bir şey söyleyeyim mi? Bana göre Galatasaray'da bir efsane değildir. Değil. Hiç olmamış. Hocam efsane ama şu an Prekazi olmuştur, Schneider olmamıştır. Hocam Galatasaray'da 4 tane 5 tane isim efsanedir. Prekazi okey. Önce Metin Oktay doğru mu? Hayır. Yabancıları say. Yabancılar Türkler değil. Yabancı say hocam. Prekazi. Hacı, Prekazi 3. yok. Simovic, Drogba. Drogba yok gitti. Hayır. Gelen iyi oyuncu değil. Ona bakarsan Roman Koseçki çok iyi oyuncuydu. Evet. Ama Galatasaray'da kötü oynadı. Nicolas Anelka psikopat iyi bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de hocam UEFA vardır bilir bunu, misin? UEFA tabii. Galatasaray'a gelip mesela Alex de Souza Brezilya'da itibarı var mı? Yok.
Hocam. Olmaz olur mu? Ama Fenerbahçe'de Türkiye'de Sosa önemli yok. Bak desin ki. Git sağ pahalı Alexis Sosa de. Derler ki burada köfteci. Adam Snyder 55 kere anlıyor. Snyder desin ki. Yok mu 55 kere anlıyor. Aç bak bakalım kaç kere anlıyor. Snyder. Bir dakika Zidane abim sen bir futbol uzmanısın. Alex de Sosa Rio'da Cenario'da tanınan bir oyuncu. Çok meşhur değil. Ya meşhur değil yapmayın. Türkiye'de ama Fenerbahçe'ye büyük katkısı olmuştur. Büyük oyuncu. Takımında oynamış 50 küsür kere. Felipe Melo. Bizim Ricardinho daha meşhurdu. Aynen. Ricardinho, Rico Pace daha meşhurdu. Felipe Melo. Hocam. Alex de Sousa'dan çok daha meşhur. Ya şimdi, saçmalama herif kaptanlık yaptı. Snyder desin ki. Hayır, Dünya Kupası'na gidemedi aç. Alex de Sousa. Ya dur aynı şeyi söylüyoruz. Devam uzatmayalım abi. Snyder desin ki ben önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye gidiyorum. Ücretli almayacağım desin. Fenerbahçe onu almaz. Yok, abi olmaz. Fener ağlama dedi. Bilmem ne dedi. Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe ağlama. Abi yok ya. Abi. Ya Sinancı. Evet Topal'la. Ya Başkan Aziz Yıldırım demedi mi ben buradayken Aykut Kocaman bu kadar içeri giremez. Aa daha kötü. Olur mu ya? Daha kötü. Dur da bakalım gelecek mi? Kulüp başkanı söylüyor. Sen şimdi Aykut Kocaman antrenör yaptın. Burada kara gibi. Nasıl oluyor bu yani? Bir futbolcu öyle demiş şey de. Abi. Neler oluyor ya? Aykut Kocaman'ın gelmesine çok oldu mu? Aykut Kocaman'ın menajeri ne demiş? Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin oyuncusu. Fenerbahçe'nin evladı da fark etmez. Gider ki ama sahiler aynı şey değil abi. Ne demek ya? Söylenen lafa bakacaksın sen ya. Başkanlar neler söylüyor? Ne laflar söyleniyor? Yutuluyor demek kardeşim. Abi ben ona bu bakarım. Aynı şey değil. Fenerbahçe'nin abi. Aykut Kocaman bir şey söylemedi ki. Bir gün gelip de karşıma çıkınca başkası varsa ya bir dur kendini bana. Tövbe ya. Snyder sen hatırlattın. Ya bir dur bir şey anlatıyoruz. Demedin Fener ağlama diye. Ay Snyder önünde Allah Allah ya. Bir şey anlatıyorum. Dur be kardeşim ya. Ağlama demedi mi? Bak Allah Allah. Sen dedin lan. Abi bir şey anlatıyorum ya. Dur be Rasim ya. Abi Aykut Kocaman bir günahı yok. Aykut Kocaman bir şey söylemedi ki. Demiyorum ki ben. Başkan demiş olabilir. Başkanları dahi bugün ağırlıyor. Ertesi gün sözünü yiyor biliyor. Koskoca kulüp başkanı. Abi, kulübün menfaatleri için yiyebilirsin. Bak kulüp menfaatleri için ama bir tanesi dalga geçmiş abi Fenerbahçe'yle. Almazlar ya. Ya kardeşim şimdi Allah aşkına bana anlatma ya. Az söyle ne söyle. Ben size Gökhan Gönüller'in, Caner'lerin Beşiktaş'la ilgili sözlerini çıkarırım. İsmail Köybaşı Fener'e geldi. İsmail Köybaşı. Barış demedi mi? İsmail Köybaşı. Baliç vardı kefen giyerim dedi Galatasaray'a gitti. Allah Allah. Bırakın bu işleri. İyi de ben bir şey herkes söyleyeceğim. Herkes laflarını yutuyor ya. Her doğru. Neyse ben Snyder'le seninle aynı fikirdeyim. Mesela Fenerbahçe'ye gelse ben istemem. Açık net söylüyorum. Yarın öbür gün Fenerbahçe. Ya Snyder'in Fenerbahçe'ye gitmesi benim Fenerbahçe'de as başkanı olmam gibi bir olaydır. Aa, ya. İmkansız. İmkanı yok. Güzel Fenerbahçe as başkanı Rasim Ozan Kütahyalı. Snyder'in gitmesi ya. Fener ağlama dedi. Fener'e biz bilmem ne orduk dedi. Ya adam ya neler dedi. İsmail Köybaşı bir şeyler söyledi sonra gitmiş mi Fener'e? Ama hocam Fener... İsmail Köybaşı ile Snyder aynı kalibre mi ya? Aynı değil. Ne yaptı tamam ya? Tamam mı? Ya, kalibre malibre. Geliyor demek insanlar onu alıyorlar. Bir de Baliç ile şey. Baliç önemli bir kalibre. Ne dedi? Hocam giyerim, kefen giymem. Böyle bir şeyler söyledi. Hocam Elvir Baliç çok başarısız bir Avrupa deneyiminden sonra... Affedersiniz sürü bağlara bile gelecek psikolojideydi. Baliç tamam. Avrupa'da başarısız olmadı. Aliçim Baliç antrenmanda sakatlandı. Çok ağır sakatlandı. Elin Baliç. Koptu çocuğu. Şimdi. Hoş geldin ya. Sinan abi. Bir dakika. Dinçeren Asapan diyor ki. Hocam doğru söylüyor. Şimdiden Galatasaray'ın çok önemli bir değeridir. Vurmadı hakeza geri kazanılmalıdır. Hoca itmelidir o zaman. O kadar. Ben şuna ediyorum. Eskiden, Dinçer Asapan diye geliyor. Hocam eskiden 12 Eylül zamanında Kenan Evren diyor ki derlerdi. Bu da onun gibi oldu. Kenan Evren diyor oğlum, ki tuvaletleri temiz tuttu. Ben Galatasaray'ın yeni oluşumun vesayete bağlı çalışmayan bir üst aklım belki de basındaki sözcüsüyüm. Belki de. Aynen diyorum. Hocam ben şöyle. Basın bu arada Sinan abinin... Ertem al şunu. Ver hocam. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler. Yanal hoş geldin. Sinan abiyle Ahmet Çakar'ı dün seyrettiniz mi? Gördünüz mü? Bilmiyorum ama. Şimdi bütün Türkiye'ye... Güzel reklama girer. Yapmayın. Nasıl? Yok ki. Yok hocam. Sadece reklam yok ki hocam. Hadi Rasim sen bir şey açıklayacaktın. Nasıl reklam yok ki? Açıklayacağım ama Ertem bekliyorum. Yazılar yok ki. Bir görelim. Bir görelim. Önce Sinan abi mi Ahmet Çakar mı Rasim? Dünkü reklamda mı?
Önce Sinan abiyi mi görmek istersin? Ahmet Çakar. Önce Sinan Engin'inkini görelim. Sinan abiyi bir görelim. Biz Rasim'le burada jüri olalım. Olalım. Jüri olalım. Yanıma gelin jüri olalım. Biz jüri olalım. Gelin sandalyelerle gelin. Bir dakika dur. Gel. Sandalyeleri çek Abdülkerim abi. Gel bakalım. Bir jüri olalım bakalım. Biz... Evet. O ses Türkiye yapalım. Gel. Yok. Yeteneksizsiniz mi yapalım? Yok. Bu, işte yok bu, böyle dans yapalım. İşte bu benim stilim. Yok böyle dans yapalım. Bir dakika. Hangisinin stili daha güzel bunlar? Bakıyoruz şimdi. Sevgili seyirciler. Hocam oradan uzak dur. Göster. Sevgili seyirciler şimdi bir arkaya bir verelim. İkisini birden verebiliyor musunuz Sinan abi ile Ahmet Çakar? Ver görelim, ver ver görüntüyü. Tek tek görelim ya. Tek tek alalım. Bir tanesini görelim önce. Abi tek tek. Önce bir müziği duyalım. Sinan... Önce bir müziği. Şeyde bir görüntüyü de şöyle bir yapsın. Nasıl Snyder gece kulübünü açıyormuş ya. Önce bir etrafı değiştir. Bir Sinan'ı görelim bir önce. Sinan'ı görelim. Serkan. Yenal hoş geldin Yenal. Serkan Yenal hoş geldin canım. Hadi oğlum ne göstereceğim bize? Tan olsun. Ağardı. Yenal geldi. Evet şimdi sevgili seyirciler dikkatle izleyelim lütfen. Şimdi bir görüntüyü ne yapıyoruz? Etrafı evet. Ya, içeri rejiye sesim 10 dakika sonra gidiyor galiba. Abi diskotek gibi. Diskotekte mi oynadı bunlar? Rasim Ozan ısrarla saat 00.30'da evet. Demişti ama biraz yarım saat gecikmeyle. Rasim Ozan'ın bütün Türkiye'yi merakla bekleten açıklamalar ekrana gelecek. Evet. Rasim Ozan. Şimdi Beşiktaş'ın nasıl yenildiğini ciddi bir gözle inceledim. Yenilmedi ya Beşiktaş. Yani istediği skoru alamadı. Niye galibiyeti kaybettiğini bu ne sesi geldi? İnceledim. Bilimsel olarak bir neticeye varamadım. Beşiktaş'ın bu maçı alması gerekiyordu. Her açıdan alması gerekiyordu. İkinci olarak eğer bilimsel yolla açıklanmıyorsa bilim ötesi bir şekilde nasıl açıklanabilir? Kimi hurafe diyebilir, kimi metafizik diyebilir, kimi rastlantı diyebilir, kimi tevafuk diyebilir. Herkesin düşüncesine göre. Ve maçı yeniden izledim. Birkaç dostumla konuştum. Beşiktaş'ın bu galibiyeti alamamasıyla geçen sene tuhaf şekilde zıplayan topun, havada zıplayan topun bir korelasyonu var mı? Var. İki, Beşiktaş'ın yenilmesiyle yenilme diyorum çünkü 1-1 de Beşiktaş'ın yenilmektir. Yapılmış bir büyünün alakası olabilir mi? Bunlara başvuran insanlar var. Neyle yapılıyor genelde bu büyüler? Genelde bunlar Türkiye'de kuşlar vasıtasıyla yapılıyor. Bu açıdan inceledim 90 dakikayı. Bu işin içinde bir güvercinin olduğunu gördüm. Ne gülüyorsun kardeşim? Sen açıklamıyor musun böyle şeyleri? Gösterin. Ben dinliyorum abi. Oo. Güvercin. Bir dakika dur bir önceki fotoğrafa gel. Bir önceki fotoğrafı göster. Bir önceki fotoğrafa gel. Ne? Beşiktaş'ın gol yediği kale. Fotoğrafa gel. Kalemle alır bak. 90+4'te gol yediği kale. Merakla bekliyorum şimdi. Evet fotoğraflar devam. Bak devam etsin bu. Devam etsin. Volkan'ın önünde. Hocam güvercin. Frenin üstüne. Bak devam. Devam biz boşuna söylemiyoruz. Tam top buradan girmiş. Bir dakika bir gel geri gel. Bravo, bravo, Rasim ben. Top tam buradan girmiş doğru. Sürekli bir güvercin. Aynı güvercin bir de. Aynı güvercin. Dönüyor dönüyor ne toptan korkuyor ne topçulardan korkuyor. Hiç kimseden korkmuyor. Bunların isimleri var he. Ne acaba? Güvercin merakları bize yazsın. Ne güvercin bu? Paçalı mı böyle? Paçalı güvercin. Paçalı Mardin. Mardin mi taklacı? Ha, Mardin bravo. Mardin mi taklacı? Taklacı mı? Musa'ya söyleyelim. Musa yaz bakayım. Musa Kılıç Kuşçu.
Kardeşim benim, yaz bakalım bunun hemen nedir şeyini, markasını. Evet. Kuşçu Kuş'ta ilgilenen arkadaşlar bize. Yani Musa bizim, yani. Musa Kılıç. Türünü yazın. Musa Kılıç, Bayburtlu kardeşim benim, yaz bakalım bak, hemen markasını. Güvercin uzmanı bizim Mert'tir. 10 numara muhabbet. Musa hocam. Bir yaptığım çocuktur Mert. Ne güvercin, mi? Evet, Paçalı ne? Abi diyor. Paçalı çok tehlikeli. Paçalı mı? Güvercin severler vardır ya bizi izleyen. Paçalı mı bu, ne bu? Mardin diyor. Paçalı tam. Diyorlar, Paçalı. Erasim nasıl oldu bu şimdi? Kim yaptı peki bu büyüğü? Kuşu kim getirdi? Güvercin sevgisi olan bir kulüp başkanımız var. Güvercin besle... Efendim? Aziz Yıldırım diye biliyorum. Güvercinleri var evinde. Güvercin beslemeyi sever. Güvercinlerle resimlerini göndermiştim. Koyun bakayım. Koyun. İşte bu ne? Ya küçümsüyorsunuz benim teorimi bak. Aziz Yıldırım'ın evi burası. Evet, güvercin besliyor. Evinde büyü için güvercin beslediği iddia edilirse kim yalan diyebilir? Bak. Aziz Yıldırım ve güvercinler. Bak yine güvercinler. Aziz Yıldırım'ın güvercin ordusu. Erdem Gül'le bunlar gerçek bak. Peki bu güvercinlere, güvercinler vasıtasıyla büyüyle uğraşan, büyü yapmaya çalışan tipler bu Türkiye'de var mı? Büyü iğrenç bir şey olsa da, şimdi mesaj günah geldi. Olsa da, ahlaksızlık olsa da. Alper üstünden mesaj attı. Ben o güvercini orada gördüm ve o kaleye gol atılamadı dedi. Ya işte Alper üstünden de gördü. İki takım da oraya ilginç Alper diyor abi. Alper nasıl atamadı? İkinci bir şey golde oraya atıldı. Alper bizim spiker hocam. Alper bence televizyonu tersten seyretti. İki golde oraya gitti. Tabii ki yeniden Alper söylüyorum. Güvercinler büyülü müdür? Bunun araştırılması gerekir. Nasıl olaydı bu? İki golde oraya atıldı. O kaleye atıldı. Ayrıca bırak şimdi Alper'i. Ayrıca geçen seneki maçın kayıtları da incelendiğinde o topun lang diye havalandığına sen şahit misin? %100 şahitim. Sen bu konuda program yaptın mı? Şahidet ederim. Her haber ya, program yaptın. Evet. Evet. Burak'ın pozisyonu. Yaz Ertem. Bu güvercinler Aziz Yıldırım'ın güvercinleridir. Bu kuş Aziz Yıldırım'ın kuşudur. Bir dakika, Aziz Yıldırım'ın kuşu geldi Beşiktaş, onun için mi Aziz Yıldırım'ı kaldı? Öttürmüştür. Ya bu tam hurafe, bilim adamı Rasim hurafe. Bilim adamı değil. Bilim sen dışı bilime, olduğunu söyledim. Sen bilime inanırsın. Tam bilim dışı olduğunu söyledim. Bilimsel değil ama bu kadar güvercin geçen sene habire Beşiktaş'ı kaybetmesi, bütün bunlar soruşturulmayacak mı? Yemin ediyor abi, hayır. Alper yemin ediyor, önümdeydi diyor. Gol olmadı o kale diyor, kuşu gördüm diyor. Güvercin. O güvercin incelenmeli. Aa, gol atılmadı, İbo da diyor. O kaleye gol atılmadı diyor. Ertem, o güvercin bulunsun. İbo, yok. Vergici İbo. Bir dakika, vergici. Dinçer Asapan diyor ki, her ne kadar Bayburtlu da olsam bu güvercin olayı ciddi bir hurafe olabilir. Yani ciddi bir neden olabilir diyor. Bayburtlu olduğunu niye söylüyor ya? Çocuk, ne bileyim. Hocam, güvercin Bayburtlu diyor. Hatta adı Merlin'dir diyor. Bak, güvercin Bayburtlu diyor. Hayır, adı Merlin'dir diyor. Oğlum bana de, ben bir güvercin işine esas girmek. Güvercin Bayburtlu muymuş güvercin? Güvercin diyor ki, her ne kadar Bayburtlu olsam da güvercin hurafesinin doğru olabileceğine inanıyorum. Adı Merlin'dir diyor. Merlin ne demek? Bir cins mi? Hayvan cinsi mi? Güvercin cinsi mi? Merlin diyor. Dinço'ya soracağım. Güvercin TT şu anda. Ama abi burada bir kere var ya, Rasim iddiasını ispatlamak zorunda kardeş. Olabilir diyor he. Olur demiyor, olabilir. Olabilir diyor. Yalnız Okali'ye olmamış abi, İbo da söylüyor. Okali'ye olmamış abi. Bu güvercin büyüsü var mıdır, yok mudur? Abi, olmaması daha iyi ben zaten. Ben soruyorum. Medyum demiş bağlansın. Bak abi, bir şey şu var. Çok var mıdır, yok mudur? Ama bu güvercin elindeki güvercin mi? Evet. Yok mu abi orada güzel güvercin? Özel yetiştirilmiş bir güvercindir. Güver ya. Bir takım var, Simgesi Kartal. Bir takım var, Boz Baykuş. Kanarya. Onlar oluyor da, sevgili kardeşim, oğlum, evladım Rasim'in güvercin teorisi niye bu kadar? Güvercin teorisinden bak şu an Fenerbahçe'yi medya siteleri karıştı hocam. Diyorlar ki bu güvercin lafı nereden çıktı? Çünkü oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Hocam, ya kardeşim,
Siz niyedir gezmacı insanlardan? O kaleye gol olmamış. Hayır. O kaleye gol olmamış. Arkadaşlar bilir misin? Ya Volkan çıkardı. Olmadı abi o kaleye. Sinan olmadı. Boş ver onu. Güvercinleri oraya gönderdiler. Metafizik. Bize nedir metafizik? Fizik kurallarıyla ispat edilemeyen bazı olayları açıklamak için. Yani sen çok seviyorsun bu metafizik konusunda işte, biraz kafa yok. Bayılıyorsun evet. Şimdi bak Hakan Gündoğar da söylüyor. O kadar ne diyor? Abi diyor? 100 derecede, 100 santigrat derecedeki suya elini sokamaz bir insan. Aynen. Ama metafizikçi bir takım şeylerle bunu yapabiliyor. Şimdi birçok insana bu güvercin. Ben bunu Rasim saptadığı için Rasim'e destek vermek anlamında söylemiyorum. Neden olmasın? Çok tuhaf bir şey ama var. Ama hocam abi. O kuş kimin kuşu? Aziz Yıldırım'ın kuşu. Nereden biliyorsunuz? Ben bilmiyorum. Şey söylüyor. Olabilir diyor. Olabilir diyor. İftira da olabilir. Kimin acaba? Ya abi? Bakın yeniden bence söylüyorum. Bence bu kuş Rasim'in bir kuşu olabilir. Benim kuşum benim kuşum oralarda çalışmaz. Döndürün. Allah Allah. Döndürün bana. Rasim'in kuşu olabilir. Belki bu, provokasyon için yaptı. Bu kuş Aziz Yıldırım'ın kuşudur. Aziz Yıldırım kuşunu yerinden alıp kaldırıp oraya götürmüştür. Ve bu kuş orada evet. Toplardan ve topçulardan korkusuzca dolanmıştır. Tabii abi ve herkes söylüyor. Milyonda 900, bak binde 999 Beşiktaş'ın olacak maç. Binde 999 Beşiktaş'ın olacak maç. 1-1 neticelenmiştir. Kuşun Sercan yedi diyor. Kim yedi bu kuşu? Kim yemiş? Mesela, mı yemiş? Aziz Başkan'a, Aziz Başkan'a yakın bir arkadaşımdan geliyor. Diyor ki Aziz Başkan'ın en sevdiği türkü veya şarkı diyelim nedir biliyor musunuz? Hani Fenerbahçe marşından sonra. Güvercinler. Güvercin uçuverdi. Güvercin uçuverdi. Hocam, bir dakika dur. Kuşun cinsi geldi. Evet mis gibi. Şimdi hemen bir kuş uzmanı bağlatalım. Kuşu maydını bağlayabilir miyiz? Kuşu maydını. Kuşu değil miydi o? Kuşu değil miydi? Kuşu maydın şarkıcı hocam biraz ya. Sonra, biraz sonra. Hocam kuşu maydın şarkıcı ya. Kuş uzmanı bağlayacağız. Aa, kuşu maydın kuş... şarkıcı mıydı? Şarkıcı tabii. Kuşu maydın ha. Kuşu maydın şarkıcı ya. Kuşu maydını bağlayın. Bağlayın kuşu maydını. Kuşu maydını bağlayın. Musa'cığım şu kuşu Erdem bu analiz et. Kuşu maydınla. Musa Kılıç. Bu kuşu analiz et bakayım. Bu bir Sinan miskiymiş. Miski kuşun cinsi. He? Miski. Hayır hayır. Miski Merlin. He? Merlin. Bunlar palavracı mı ya? Miski diyorlar ya. Bir dakika. Dört kanat. Hocam. Merlin mi bu güvercinin adı? Evet Merlin hocam. Musa analiz ediyor. Beyler benim kuşu. Merlin Kral Arthur'un büyücüsünün adıdır. Girin internete bakayım. Merlin yazın. Aaa. Tarihe dönün. Aa. Ya hocam dediğime geldiniz. Hepiniz dediğime geldiniz. Bu büyük Ertem, kuşudur. Kuşu yaklaştırsanız. Kuşu Musa şimdi ekrandan kuşu analiz edecek Musa. Beyler. Musa'nın binlerce kuşu var. Kral Arthur'un büyücüsünün adı abi. Merlin'dir. Şayet bu kuşun adı da Merlin'se. Cinsi mi hocam? Biz kuşlara geldik. Musa kuşlu fotoğraflarını atsana. Kral Arthur'un. Büyücüsünün adı, adı Merlin. Yanılıyor da olabilirim ama ben entelektüel bir adam değilim birçoğunuz gibi ama bunu duymuştum. Abi, Kral Arthur'un büyücüsü kimdir diye yazın. Bakayım ne çıkacak Google'dan. Rasim yazsana. Kral Arthur'un büyücüsünün ismi. Vay vay vay. Kral Arthur'un büyücü kuşu kestim, hocam bir şey söyleyeceğim sana. Hocam bunun da şeyi çok önemli biliyor musun? Cinsi çok önemli. Bu kuşun cinsini acilen nereye hocam? Kuş uzmanı bağlayın. Evet. Bana bir tanesi yollamış. Hocam nereye? Silik miski bal göğüs 2'ye 4 ayna kuyruk demiş. Miskidir kuşun cinsi. Bak, Mardin ya. Doğu ilerinde. Ya Musa neredesin kardeşim Musa Kılıç ya? Miski kuşun cinsi. Hocaya bir şey oluyor bir saniye. Merlin evet. Hocam. Ahmet Hoca. Hocam anormal bir hale geldi. Merlin o zaman bu dinçerin. Hoca çok dinçerin tuhaf. Bu. Teaser'ı girsene. Hoca çok tuhaf işler yapıyor. Girsene. Hocam neyim ne var bir dakika hocam? Hoca ne oldu ya gittim. Thank you.
iyi misin? Ertem. Oğlum baksanıza şu adama ya. Adama bakın Ertem, ya. Bu kuşu, bu kuşun cinsi, bu kuşun cinsi basma tepeymiş. Kuşu ver. Karar veririm artık hangisi. Basma Hoca tepe, on tepe. Ya Musa karar ver hangisi ya? Allah sarı Bulundur. Göğüs. Basma tepe, on tepe, sarı göğüs. Evet yeah. Musa'cığım analiz ediyor şu an. Sebap kuş. Pahalı kuşmuş. Gültepe'de çok besledik biz, evet. Bunlardan çok besledim ben. Aa işte. Bir dakika, Hakan Gündoğar yazdı. Ne dedi? Hakan, okuyorum müsaadenle. Ha, burada Ertem, bak işte. Ertem abi. Ertem abicim. Kardeş kanal A Spor'dan kardeşin Hakan Gündoğar. Sercan, Ertan ve Devrim abi de biliyor. Bu kuş maçın 89. dakikasında, bu paçalı kuş, Dick Advocat'ın bulunduğu yedek kulübesinin üzerine de gelmiş. Hatta Advocat'ın ceketinin üzerine dikkat edin diyor. Bana da attı, doğru mu? Advocat'ın ceketinin üzerine dikkat edin. Aynen öyle. Hakan dalgacı olduğu için. Yok yok, doğru doğru Hakan. Yok, Sercan biliyor diyor. Bu ciddi bir iddiadır abi. Devrim abi biliyor, gel buraya. Diyor. Ertan sizin biliyor diyor. Kara miskiymiş bunun şeyi abiciğim. Abi. Bunun cinsi Ertem. Kara miski. Evet. Kara miski. Artık oradan çıkarın siz. Nereye çıkarsan. Hoca fenalaştı. Advokatın ceketin üzerine bakın. Hocaya bakın bir. Hoca fenalaştı. Çok pahalı bir kuşmuş. Çok pahalı bir kuşmuş Sinan. Çok pahalıymış. Hocam, kara miski. Hocam dedi ya, böyle pahalı bir kuş anca siz başkanı dedi. Musa Kılıç dedi ki, kuş uzmanı arkadaşım. Kardeşim benim kuş uzmanı. Hocanın bir de arkadaşı var. Kuşum Aydın. Kuş uzmanı ayrı. Ben onu kuşçu zannediyorum. Ya. Miski. Kara miski kaplama. Beyler, kara miski kaplama ifrunu lakabı. Beyler. Şey cinsi. Kuş merlise. Kuyruk miski. Bizim mitolojide Kral Arthur'un büyücüsüdür ve hala yaşadığı da inanılır. Rothschild ailesiyle de münasebet olduğu düşünülür. Vay vay vay. Rothschild ailesiyle güvercinin. Mitoloji bunlar. Bakın bunlar real şeyler. Ataberk değil. Doğan kardeşim de aynı şekilde söylüyor. Çok pahalı değilmiş. Bu diyor abi, araştırdık diyor Ataberk Doğan. Evet. Twitter'ın sosyal menemen, menemen diyor, fenomen, fenomen, menemen, menemen. Karnım acıktı. Fenomen ismi. Bu arada Yunus Emre Alparslan şu anda bizi izliyor. Alparslan'a buradan sevgiler. Yunus Emre'ye, eşkıya, dünyaya hükümdar olmasa. Ben bu güvercini tanıyorum abi. Rüstem'i götürmüş mü abicim? Rüstem'in işini bitirmiş mi? Bilmiyorum ki abi. Alparslan, Rüstem'in işini bitirdin mi? Cami uzuymuş o kuş. Cami uzuymuş. Alparslan. Rüstem'in işini bitirdin mi bu bölümde? Su içi. Yanal, bitti mi Rüstem'in işi? Hocam su vereyim sana. İçiyorum, içiyorum. Bak, eski milletvekili Sebketullah Seydaoğlu. Evet. Rasim, ben Sebketullah Seydaoğlu. Selamlar, ben 40 senedir güvercin beslerim. Beni ararsanız programa katkıda bulunurum. Sebketullah Seydaoğlu, ANAP milletvekiliydi abi eskiden. Abi bütün kuşlar bağlan, bütün şeyler bağlanmak istiyor. Abi bütün Sebketullah Seydaoğlu ya, ANAP milletvekili. Bir şey söyleyeyim mi? Kuş uzmanları. Bütün kuş uzmanları bağlanmak istiyor ama biz Kuşum Aydın'ı bağlayalım. Kuşum Aydın'ı ne olur bağlayın Kuşum ya. Kuşum Aydın'ı bağlayın. Sercan. Sebketullah Seydaoğlu'yu bağlayalım. Sercan'ın amcasının oğlu, şey Sercan'ın amcası oldu. Kuşum Aydın Yılmaz'ın adamıydı bak ya, Sebketullah. Amca mı? Evet. Sercan ya, Kuşum Aydın'ı çok özür diliyorum. Hocam sanatçıymış. Ben onu kuşçu biliyorum. Hocam. Kuşum Aydın uyuyorsan uyandır. Yok ki adam. Ya Musa Kılıç diyor ki hocam kuşçu. Musa'nın binlerce kuşu var. Diyor ki hocam, kuşla büyü yapılmaz abi, inanmayın. Hayır, kuş dandik. Yazıyor. Kuş dandik kuş diyor. Güvercin büyüsü. Hayır, hayır, hayır. Grafiği getir, büyüsü, 34 numarayı. Müziği aç. Ekrana getir. Getir şimdi. Müziği başa al. Güvercin pisliği büyüsü. Ne? Erkeklere yapılan bir büyüdür. Hindistan kökenli bir büyüdür. Kara büyüğü kategorisinde yer alır. Yapılan kişilerde mağduriyet oluşturur. Tamam abi. Ben, tamam abi. Fabriye kuş büyüsü yapıldı. Fabriye değil mi? Fabri kuş gibi dün uçtu. Topu alamadı. Bak olabilir ha. Ben büyülere fazla da inanmam ama bazen şartlar inanmak gerektiriyor. Sinan. Hocam özür dilerim. Mert. Sevgili Mert İpek. Gelmiş Şen Ağlamaz yönetmenim. Şu anda bana bir mesaj gönderdi. O da bu kuşçu. Merlin. Evet, Merlin diyor. Bu kuş Merlin, bu çok kuş iyi Merlin biliyorum abi, diyor. Yok, çok net biliyorum abi diyor. Merlin, Kral Arthur efsanesine yer alan büyücüdür. Karakterin bilinen tasviri ilk olarak Monmutlu Geoffrey'nin tarihi ve efsanevi Camelot devletidir. Karışımını esas olarak yazdığı Historia Regum Britannia adlı eserinde ortaya çıkmıştır diyor. Doğru hocam. Camelot devleti. Evet. 5. ve 6. yüzyıl. Onu şimdi Google'dan baktım. Merlin'in hala yaşadığı iddia edilir. Rothschild ailesi veya Rockefeller ailesi, emin değilim, münasebeti olduğu iddia edilir. Bunlar tabii hepsi iddia. Beyler, Fabriye veya Beşiktaş'a ciddi kuş büyüsü yapıldı.
O çıktı ortaya. Rasim seni tebrik ederim. Hocam kuşun büyüsü olmaz hocam, diyorlar. Olur ya. Abi o iyice kuş büyüsünü var. Musa olmaz yazın diyor işte. Musa kuşçu hocam. Yüzlerce kuşu var, bana verecek hatta. Arayın. Kuşum Aydın'ı mı arıyorlar? Evet. Ve belki de şu var. Ya kuşum Aydın uyuyorlar adam bu bir saatte abi, yapmayın ya. Şimdi sen bu kuşun Aziz Yıldırım'ın kuşu olur mu düşünüyorsun? Aziz Yıldırım'ın kuşudur bu. Aziz Yıldırım'ın kuşudur demeyelim, güvercinidir diyelim. Aziz Yıldırım'ın kuşudur deyince aklına başka şey mi geliyor? Hayır. Allah Aziz Yıldırım bak yutkunuyorum be. Aziz Yıldırım'ın güvercini. Al beni ya tövbe ya. Göster göster alma. Alma Aziz Yıldırım'ın kuşu dedi. Aziz Yıldırım'ın kuşuna düşkülerde. Dün iki tane anormal şey oldu. Ertem göster kamera. Ertem öldü ya. Ya yapmayın ya. Bakın dün Türk sporunda iki tane... Kuşu demeyelim, güvercin diyelim. Rasim, kuş deyince aklımda geliyor. Rasim, evet, dün Türk sporunda iki tane paranormal aktivite oldu. Evet, paranormal yani aktivite. Yani normal dışı bir şey oluşum. Sonra onu birincisi, 9 kişilik Fenerbahçe 94. dakikada manasız bir gol attı. Ortaya bir güvercin çıktı. Bu güvercinin çıkıp Fenerbahçe'nin tarihi bir gol attığı, 9 kişiyle 94. dakikada attığı Fabri'nin ağır hatasından gelen golün olmadan sadece 3 saat önce Aziz Yıldırım yine paranormal aktivite yaptı. Bir kulüp başkanını tokatladı. Şimdi bunu bütün puzzle'ın parçalarını yerleştirdiğimizde kendine Ertem bana bak gözlerime. Burası bir televizyon kanalı değil, burası FBI. FBI'da da sen çok iyi yetişmiş bir ajansın. Branşın kriminal psikoloji. Şimdi sana tablo söylüyorum. Tablo Türk futbolu ve Türk sporu. Pazar günü. 2 eksik. Fenerbahçe 94'te tuhaf bir gol atıyor. Ortada bir güvercin var. Bunu Rasim buldu. Evet, güvercinle çok iştigal ettiği görülen ve belgelenen Sayın Aziz Yıldırım ise... Bu güvercin ve tuhaf golden 3 saat önce yine bir paranormal aktivite içinde bulundu, tokatladı. Şimdi çöz bunu, FBI ajanı, Ajan Şener. Burası Beyaz TV değil, bizi kimse izlemiyor. Burası FBI'ın soruşturma odası. Türk dünyanın birçok mahrem bilgilerine bir tık kadar yakınız. Bütün banka hesaplarını kontrol edebiliriz. Bütün yolcu uçakların yolcu listelerini elimize geçirebiliriz Ertem. Gözlerini benden kaçırma yavrum. Ajan Ertem. Puzzle topla. Adı Merlin kuşun. Merlin cinsi bir hocam, kuş. Hocam bu kuşla ilgili yine bilgi geldi. Tweetleri değiştirin. Kuş sürekli. Uzmanı Musa diyor ki abim bu kuş dışarıda kalmış. Işığı görünce suda inmiş. Gece uçamaz. Bu Musa kuş uzmanı mı hakikaten? Ya? Bir dakika dur. Onu sana bir resim attım. Verebilir misin? Evet, kuş uzmanı arkadaşım. Şu an kardeşim benim. Göreceksin şimdi. Ertem Şener ajan mı hocam? Ajan Ertem Şener, Ertem diyorsun ya. Burası FBI. Gece uçamaz. Al. İşte bu. Bu benim kardeşim Musa Kılıç. Kuş, binlerce kuşu var. Oo. Kuş uzmanı söyledi. Bu kuş dedi dışarıda kalmış, gece uçamaz. Işığı görmüş, oraya gelmiş hocam. Senin Merlin değil yani. Bir dakika abi, ışığı görmüşse niye stada gelmiş? Işık işte var, statta ışık var. Bir dakika abi. Abi, ışık bir abi. İstanbul'da ışık. İstanbul'da her taraf ışık abi. Var. Nerede ışık var abi orada? Köprülerde var. Abi oraya nasıl gitsin ya, köprüye kadar trafik var. Trafik var, nasıl gidecek köprüye kadar? Kuşa trafik olur mu ya? Araba mı oğlum bu ya? Bu kuş uçuyor oğlum, ne trafiği lan? Evet hocam. Uçuyorsunuz dört. Kuş muş büyü mahvolduk ya. Hocam aklıma mukayyet olsun biri benim ya. Ciddi hakikaten inanıyor musunuz böyle işlere ya? Abi kuşta büyü olmaz. He? Kuşta büyü olmaz. 9 kişilik takıma defansa çekildi Beşiktaş. Hata yaptı, gol yedi. Bu kadar. Kuş ne kuşu hocam ya? Bir tane kuş tanırım ben. Allah Allah. Baykuş. O da kuşum Aydın. O da baykuş abi ya. Bir tane kuş tanırım, o da kuşum Aydın bizim. O da baykuş. Yalan mı hocam? Kuşum Aydın. Ya kuşum Aydın'ı bırakın adamı, adam uyuyordur ya. Bulamadınız mı ya kuşum Aydın'ı? Hocam, hocam yılların sanatçısını... Kuşum Aydın'ın fotoğrafını bir rica edelim, son fotoğrafını. Adam. Kuşum Aydın uyuyormuş. Rasim ne oldu, niye canı sıkkın gibi? Evet. Canım sıkkın. Al çünkü hocam, bu... benim bu ciddi teorimi sulandırıyorsunuz. Hocam, lan kuşum Aydın bu mu ya?
Sen kim zannettin? Kuşu zannettim. Bir kuş uzmanı falan zannettim kuşu maydanı. Erdem niye gülüyorsun kardeşim? Benim ciddi teorimi sulandırdınız. Bu kuşu maydanı ne? Ne işi var kuşu maydanın burada? Sinan diyor, bağlayın diyor. Kuş uzmanı. Kuş uzmanı değil, başka bir şeyin uzmanı, beni konuşturmayın şimdi. Şarkıcım abicim. Ha, şarkıcı da kuş uzmanı değil. Şarkı uzmanı. Kuş uzmanı Sevketullah Seydaoğlu. Adam mesaj çekmiş, bağlayın. Bak herkes yazmış. Yalnız ne güzel hayvan değil mi hep? Çok güzel. Çok güvercin. Küçükken taklacı benim mardinlerim vardı, kuş, biliyor musun? Bu kuş Aziz Yıldırım'ın kuşudur. Bu Ertem niye gülüyor kardeşim? Psikiyatristler inceleyin. Bu adam Aziz Yıldırım'ın kuşu deyince niye gülüyor? Abi demeyin öyle şeyler zaten ya. Ya kardeşim kuş bu, güvercin, fark eder mi? Kuşta büyü olmaz. Peki sen bu kuşu, seninse bu kuş provokasyon için oraya gönderdiysen. Ya benim nasıl kuşum olsun, ben kendi kuşumu nasıl göndereyim? Bence o Dinçer Azapan'ın kuşu. Dinçer'in kuşu mu? Dinçer Azapan'dan mesaj geldi, hazır mısınız? Ebabil bir kuştur, aslını inkar eden. Ebabil bir kuştur, sözünden döner. Ertem bir de bir şarkı vardı, buldum. Kuşu kalkmaz, kuşu kuşu kalkmaz. Öyle bir şarkı var. Canım kuşu kalkmaz ya, diye. Serdar kuşu yedin mi sen? Ertem yazın. Kuşu mu yedin sen? YouTube'a yazın. Canın kuşu kalkmaz diye bir şarkı vardı 20 sene evvelden. Ne yapacağım? Canın kuşu kaçmak kalkmaz diye. Evet ya, 20 sen sene. Sen böyle şarkı yok ya. Santana'nın Mantana'nın bir kız çıkmış 99'da. Ya Ertem. Kuşu kalkmaz, kuşu kuşu kalkmaz. Canım koyun ya. Nasıl? Koyun. Öyle şarkı mı vardı? O da vardı. Nereden hiç duymadık ya? Bir yazsınlar. Var mı yok mu, uydurmuş mu, bir görelim. Sercan yap. Bir Google'a yazın. Santana mıydı? Neydi ismi? Dur bir dakika, buluyorum. Yaz. Aziz Başkan güvercinleri çok seviyor. Evet, evet abi. Adam seviyor, besliyordur da. Çiftlik mi orası ya? Evi mi? Yok, evi orası ya. Tamam işte. Ya buldum. Sultana. Şarkıcı Sultana. Şarkında hiçbir kuşu kalkmaz. Abi Musa Kılıç diyor Ertem ki. Ertem koyun. Abi kuş kafaya pisleyince Sultana bilet alıyor herkes. Nasıl büyüğü olacak diyor. Uğurlu geliyor diyor. Uğurlu geliyor yani. Kuş uğurlu geliyor diyor. Fenerbahçe uğurlu gelmiş kuş. Yani. Vay anam. Kuş uzmanı söylüyor. Bak dediğim gibi Anap milletvekili Sevketullah Seydoğlu kuş. Cidden söylüyorum, abartmıyorum. Bağlanmak istiyor kuş uzmanı. Adam 3 dönem Anap milletvekilliği yaptı. Mesut Yılmaz'ın adamıydı. Sevketullah hocayı bağlayın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Ne oldu? Ne oldu efendim? Kuşlarla gibi değil mi? Evet, evet. Gene mi kuşlar? Hocam bir dakika, doğru söylüyor. Şimdi Rasim'i çok ciddiye almıyorsunuz ama bir saniye. Küçümsediniz beni. Ahmet Özen'in Arthur. Berlin olayı, bir dakika. İngilizlere güvercin büyüsü yapmışlar. Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere-Cezayir maçında ortaya çıkan söyledik. Bir güvercinin bir büyücü tarafından İngilizlerin maçı kaybetmesi için yollandığı iddiası bir tartışma başlatmış. Cape Town güvercininin karşı takımın savunmasına destek olması için sürekli rakip kalenin direğinde kaldı. Yani Cezayir milli takımının direğinde kalmış. Peki ben size söyleyince... Buna nasıl inanıyorsun? Ben size söyleyince Okali'ye gol olmadı deyince gol oldu diyorsunuz. Okali'ye gol olmamış işte. Doğru. Olga Mokvena, şaman. 59 yaşında Cezayir'i destekleyen bir taraftar İngiltere'ye büyü yaptırmak için bir büyücüye gitmiş. Dünya Kupası'nı çok dikkatli izlediğini ve o güvercini gördüğünü söyleyen şaman, o kuş kuşların uyuması gereken saatte oradaydı. Yemin ediyorum bak. Samanizmin inancı büyü olmazmış. Kuşların yalan. O saatte uyuması gereken saatte oradaydı. Ve uyumuyordu. Onunla konuştum ve bana Cezayir'in gol yememesi için beklediğini, Cezayir'i koruduğunu söyledi. Kuş mu? Hocam kuş o saatte uyuması gerekirken uyumamış, kale direğinde beklemiş. Tıpkı burada olduğu gibi. Bak. İngilizlere güvercin büyüsü yapmışlar diyor. Cezayir milli maçı. Samanizm inancı. Şamanizm. Ertem, şamanizm inancı bu işte. Samanizm inancıdır bu. Ama kesinlikle külliyen yalan tutmaz abicim. Yalan. İnanmayın abi, kuşta büyü olmaz. Kuşun uyku saatini bu kuş... Abicim bu kuş kaç yolunu şaşırmış. Ertemcim bu kuş yolunu şaşırmış. Apocuğum yolunu şaşırmış. Işığı görmüş. Saatte gelmiş, orada durmuş garibim. Orada mola vermiş. Bir yere gidiyor demek ki. Mola vermiş. Sinan, ikimiz burada ciddi adamız. Bunlar bizim beynimizi yerinden çıkardı ya. Ciddi söylüyorum. Mola vermiş diyorum sana. Orayı görmüş. Bir yere gidiyormuş. Evine gidiyormuş. Mola vermiş. Işığı görmüş. Gece uçamaz. Sabaha kadar beklemiştir. Takılmıştır orada. Sabah gitmiştir. Evet diyorum abicim. Kuş uzmanları söylüyor bunu.
Uçamaz diyor. Ya Ertem bırak Allah aşkına. Vallahi billahi bırak oğlum. Hurafelerle falan insanların aklını karıştırmayın ya. Ben karıştırmıyorum ne vallahi. Ne kuşu ne güvercini ne büyük şey ya. Kuşu yaklaştırır mısınız? Marcelo kendi kalesine attı kardeşim. Kuş mu attı ya? Yaklaştı hocam işte. Kuş geldi hocam. Ertem. Al sana kuş ne yapacağım kuş hocam? Ayağında bir şey var mı? Ayağında hocam pençeleri vardır ya kuşun bak. Pençesi vardır ne olacak ayağında? Abi ne oyu geldi yalnız Snyder'e be. Olur gibi değil. Snyder oyunu gördün mü Snyder'e Ertem? Vay vay vay. 3500'ü geçti be. Lan vole patladı gitti be. Abi şimdi bu kuş... Bu kuş büyülü olsa Fenerbahçe o golü yemezdi. Maçı da son dakika golüyle 1-0 kazanırdı. Yani yarım mı? Büyü yarım kalmış o zaman ya. Aynen. Beraberlik yaramadı kimize ya. Biz Başakşehir'den 6 puan geriye düştük yani. İkincilik şansımız gitti. Nasıl büyü bu? Bence bu büyüse bunu Başakşehir yapmıştır bu büyüyü. Bizim Mustafa'nın kuşları var mı acaba? Kuş hem Beşiktaş puan kaybetti hem Fener arkadan gelemedi hocam. Olamaz mı? Bizim Mustafa'nın kuşu var mıdır acaba? Mustafa kim ya? Bizim Mustafa Saral'ın orada. Abdullah Avcı'nın da kuşları olabilir mi Apo? Abdullah Avcı'nın kuşa merakı var mıydı acaba? Var biraz var. Var mı? Avcı ya soyadı da avcı ya. Oradan kuş avcılığı yaptı. Bir vakitler yaptı gençliğinde galiba. Değil kuş mi? Kuş vardı galiba. Ha, bir merakı var da. Çünkü bu sonuç Başakşehir'e yaradı. Hem Beşiktaş'a yakınlaştı hem Fener'le arasını açtı. Bence bu büyü, bu kuş büyüsü varsa ki ben inanmıyorum Rasim'in dediğine ne? Bu bizim Apo'nun da Abdullah Avcı'nın da şeyi olabilir. Neyi? Kuşu yani güvercini olabilir. Apo'nun kuşları olabilir. Apo'nun kuşu ha? Apo'nun kuşu paşalama şunun da güzelliğine bak ya. Hakikaten kuş çok da güzel ya. Hakikaten çok da güzel bir hayvan ya. Abi bu sonuç kime yaradı Sinan ya? Hocam sen bilirsin cinayette. Değil mi faili meçhul soruşturmada kime yaradı derler. Bu sonuç Beşiktaş'a yaramadı. Evet. Hocam bu kuş. Fener'e yaradı mı hocam? Dişi mi erkek mi? Hayır. Evet Başakşehir'e sence... yaradı. Hocam bu kuş dişi mi? Dedi, şampiyonu iddiası arttı. Evet. Hocam bu kuş dişi mi erkek mi? Anlamam ben. Yani kuşu dişiymiş. Dişiymiş. Nereden anlıyorsun? Musa dişi dedi. Nereden anlıyorsun? Paçalarından anladı. Kuşta kalça yok ki. Nereden? Paçalarından anladı hocam. Bak abi bak görüyor musun? Yolunu şaşırmış garibim ya. Ben söylüyorum. Düşmüş oraya ya. Bu büyüse eğer bu büyüse ki ben inanmıyorum. Kesinlikle Başakşehir'in yaptırdığı bir şeydir bu. Abi bu ne bu müziği abi Kızılderili müziği gibi. Oo, ne oluyor bu ne ya bu? Ertem bizi eve yollayacak saat Ertem. Gece 2'lerde 3'lerde sabaha kadar uyutmayacak yani. Vallahi billahi. Hadi Ertem yeter ya. Vallahi yeter bu... yoruldum ben bu kuştan ya. Hocam sana bir DM atmış birisi çok önemli. Bakayım. Gene mi Dinçer? Bu Dinçer her şeyi biliyor ya. Bana yazıyor arkadaş. Bana kimse bir şey atmadı. Allah Allah. İnanılmaz ya. Fotoğraf verelim mi? Mesut Burhan mı? Heh evet. Ne diyor? Bunu okuyamam. Ne diyor? Bunu okuyamam. Ülke güvenliği açısından bunu okuyamam. Ne? Ülke güvenliği ve sosyal ve toplumsal sorumluluk açısından bunu okuyamam. Kim atmış hocam? Onun da ismini de veremem. Peki. Hadi Ertem. Son sözümüz herkes kuşuna sahip çıksın. Ertem sen de kuşuna başlarda, sahip çıksın. Değil mi hocam? Olacak iş değil ya. Bir de bana göre al gecenin özeti şu. Al abi net cevap geldi gecenin, abi. Gecenin tavuk horoz ve kuşların gece karanlıkta gözleri Ema görmez. Emabil bir kuştur. Kuş acaba biz bilmem ne miyiz? Her güvercin türküsüne. Emabil bir kuştur sözünden dönden. Ertem şu Santana mıydı? O şarkıyı verseniz abici. Güvercin uçu verdi. Polis kardeşlerimin fotoğraflarını attım Onur'um sana. Evet voleden geçiyorum. Evet Belçika Feyza E52 Instagram'dan Feyza E52'ye selamlar. Müge Delilere kızımıza selamlar. Müge Delilere. Evet bu polis kardeşlerimiz bugün bizim Dinço'yu ziyaret etmişler. Öpüyorum o kardeşlerimi benim. Allah polislerimiz de başımızdan eksik etmesin. Arkadaşlar son Snyder gitmeli mi kalmalı mı da
Voleyde yaptım. Gitmeli 64, kalmalı 135. 3770 oy. Teveccühünüze teşekkürler. Evet, şimdi selamlarımıza başlayalım. Vaktini aldık Musa'cığım, kuş uzmanı. Arthur Erol Uysal kardeşime selamlar. İbrahim Pek kardeşime, vergici bu. Berham Güzeller kardeşime selamlar. Kaan Ateş'e selamlar. Öpüyorum hepinizi. Tuna Ateş'e selamlar. Tuna Yasin. Volkan Gönül. Sinan abi seni seviyor. Sağ ol kardeşim. Doğukan İşçimen. Doğukan İşçimen'e selam. Batuhan 123. Genç FB Şutu Kart. Almanya'dan Kıvanç Coşkun'a selamlar. Kuyucak'tan Ahmet Can'a selamlar. Sertan kardeşime selamlar. Sertancığım öpüyorum seni. Sabahattin abiye de selamlar, can kurtarana. Aliyer Kanoskan. Belçika'ya selamlar. Demin evet Belçika'ya söyledik. Feyza 52'ye Instagram'daki takipçilerime söyledim. Fenerbahçe'ye Ümit Özat lazım. İsmimi okursan sevinirim demişsin. Bu sefer düzgün oku Sinan abi demişsin. Richard DBSA 1907. Oğlum güzel yaz, okuyalım. Bu ne? Abi Liverpool ülke ucağına selam yollar mısın? Semih Kıran. İbrahim Hamamcı Oğul. Selam Sinan abi, nasılsın? Beşiktaş inşallah şampiyonluk. Galatasaraylı tam destek. Beşiktaş'a Bursa'dan Elif'e selamlar. Onu çok seviyorum demişsin. Evet, Erdi Yılmaz 34. Sinan abi selam gönderir misin? Sevgiler, saygılar. Jolimen, Süleyman Aktaş Ankara'ya selam. Şirin Evler'den Ömer Deniz'e selamlar. Doğukan İşçimen'e selamlar. Batuhan BJK'ye söyledik. Musti 33. Selamlar Sinan abi. Mersin'den garson Mustafa Kutlu ve garson Sedat Mersin Marina. Wolfman 35. İzmir Bayraklı. Ediz kardeşime selamlar. Ediz'cim öpüyorum seni. Evet, Sinan Bey kızımla bana selam söyler misin demiş. Zehra Özçebi. Zehra Özçebi'ye selamlar. Jolimen. Süleyman Aktaş. Evet arkadaşlar. İzmir Bayraklı'ya selamlar. Talat Kaya 81. Mustafa Kaya'ya buradan selam söylüyormuşsun. Aleyküm selam. Sinan abi Arnavutköy'e selamlar. Dayko 81. Süütge Süt 05. Amasya Batuhan Aytap'a selam. Batuhan'a. Evet. Bunları geçiştik. İzmir Bayraklı. Evet arkadaşlar. Bir daha refresh yapalım. Tekrar döndürelim. Çok oy gelmiş Snyder'e. Tudor'un yapacağı en büyük şey arkadaşlar. Kuzenim Önay'a selamlar demişsin. Sefa İçen. Ebu Bekir ve Merve'ye selamlar. Selamlar demişsin. Bertin Yıldız. Selamlar Finlandiya'dan. Bay Egoist abi Samandıra'ya selamlar. İyi geceler abi. İşten geldim, yetişememişsin. Texas Kezo. Texas Kezo okuduk, al işte. Tayfun Cömert. Seviyoruz seni Sinan abi. Apo abi ve ikinizi izlemeye. Hepimiz ayrı. Hepimiz çok iyiyiz burada. Herkesin bir ayrı yeri var arkadaşlar. Yasko 1907. Bayrampaşalı olarak dost takım Sakaryaspor'a finalde başarılar. Berker Kuşkaya'ya abi Giresun'a selamlar. Oo Sinancığım ne bu? Sinan evlenmiş mi? Nişan mı? Vay Sinancığım. Sinancığım biz de burada biliyorsun editörümüz, montajcımız, kardeşimi bizim. Allah inşallah sonuna erdirsin. Mutluluklar Sinan'ım benim. Öpüyorum seni Sinancığım. Kızımıza da gelinimize de çok sevgiler, saygılar. Ailesine de selamlar, saygılar. Sinancığım pırlanta gibi bir kardeşimiz bizim, evladımız bizim Sinancığım. Allah mesut etsin inşallah, devamında düğüne de geleceğiz artık. Sinan'ım benim. Pırlanta kalsın Sinan'ım öyle biraz. Ömer Antar 38. Alkin 1903. Şakima'ya selamlar. Evet. Sinan bizim montajcımızdır. Bütün gördüğünüz şu montajları Sinan, Hüseyin, Murat beraber yaparlar. Hepsi ekip. Çok büyük bir ekip var tabii burada biliyorsunuz arkadaşlar. Burada büyük bir ekip var. Turulan. Konya'dan Turulan'a selamlar. Tuna Yasin. Pendik'e selamlar. Abi Giresun'a selamlar dedim. Berke Kuşkaya. Ali Berk Mangan. Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne selamlar. Eko 54. Sakarya'ya selamlar. Can. Sinan abi Samsun'a selamlar. Aydın Mustafa ve Armağan abi geceleri tekrar tekrar izliyoruz. Hepinize selamlar. T. Uysal Sakarya'ya selamlar. Kardeşim Oktay'a selam söyler misin demiş Sultan Orkun. Sinan abi Darıca'ya selam yollar mısın demiş İrfan Selim. Kazım Untöken Denizli'ye selamlar. Boray Onur'a selamlar. Ya vallahi çocuklar şeyim yoruldu biliyor musun? Boğazım yoruldu ya. Vallahi billahi. Voleye aynı şekilde Apple Store'dan indiriyorsunuz aplikasyonunuzu arkadaşlar. Türk malı bir Instagram volemiz bizim. Cem Kartal, Berlin'den selamlar. Cem Kartal, Bursa'dan selamlar. Cem Sefa Geyik, Onur Kaymaz, İskenderun'a selamlar.
Musti 33, adamın dibi Sinan abi, seni çok seviyoruz. Mersin'e Mustafa Kutlu. Eyvallah kardeşim. Kara Kartal 19, Sinan abi selam, şampiyon Beşiktaş. Sinan abi Mersin'den selamlar. Yeter artık oku. Kazım Ünteken. Orbay Ünteken, Kazım Ünteken. Koçum okuduk. Sinan abi Mersin'e tekrar selam demişsin. Mersin'den çok geliyor ya. Belçika'ya selamlar. Avşa Adası'na selamlar. Wolfman 35. Seviyoruz abi. Cengizhan İzmir'den. Berke Halil. Darıca. Darıca'ya selam. Almanya'dan Burak Günaydın'a selamlar. Abi Boya selam gönder. Nadir 33. Kilis'ten selamlar. Murat Köseoğlu. Kilis'e de selamlarımızı yolladık. Tekrar bir açalım şöyle volemizi. Arıkan Atmaca'ya selamlar. Fransa'dan selam abi. Seni seviyoruz Sinan abi. Selamlar kardeşim. Batuhan Beyceke. Sermedev Avcı. Kerkük Beşiktaş Mahallesi'ne selamlar. Kerkük Beşiktaş Mahallesi'ne selamlar. Bolu'ya selamlar. Selam Bolu'ya. Fahri Zevir. Giresun Bulancak'tan Fahri Zevir'e selamlar. Abi Tuna Yasin. Sağ ol kardeşim Tunacığım. Edirne'ye selamlar. Nazilli'den Mert'e selamlar. Maraş'a selamlar. Anıl Yılmaz'a selam gönderir misin? Manisa Muhammed Durmaz'a selamlar. Serkan. Serkan Delir herhalde. Abi lütfen okur musun demişsin. M. Güvensever. Abim oku artık demişsin. M. Günsever. Arıkan Atmaca. Kuştepe'ye selamlar. Trabzon'a selam yolla abi demişsin. Serdar Turan 61. Trabzon'a selamlar. Avşa Adası'nı da söyledik arkadaşlar. Ve yorulduk arkadaşlar. Nefes yoruldu arkadaşlar be Allah. Semih Yuvakuran kardeşim benim. Eski arkadaşımdır kardeşim. Çok selamlar. Aycan'a da çok selamlar. Eşine de kardeşime de. Aynı şekilde. Musa Kılıç Erzurumlu Şahin Büngel ve Bülent Büngel'e selam bekliyorlar demişsin. Musa'cığım çok selamlar. Musa'cığım selamlar. Ediz'cim yarın arayacağım demiş. Eyvallah. Sinan abicim sevgiler Sertan'a, öpüyorum seni. İbo. Abi hocaya bir sorsam, video hakem olsaydı dün ne olurdu İbo'cum? Hoca biliyorsun, hoca gelir gider anlatır. Dinço Razapan'ı da öpüyorum buradan, Dinço. Dinço Yasin Bülbül. Çok selamlar Yasin Bülbül'e de, Dinço Razapan. Artık Ahmet Çakar aldı görevi. Öpüyorum seni.